Felsefenin başucu kitabı, belki kaynak kitabı olduğu kadar edebiyat dünyasında da biliyorsunuz, yani klasiklerde de en önemli kitaplardan biri sayılıyor. 2 haftada bu kitabı okumayı düşünüyoruz. Tabii biz kendi kapsamımızda okumaya çalışacağız. Yoksa bu kitap 2 haftada okunmaz yani. 20 haftada da okunmaz. Hatta bu kitap üzerinden bütün felsefe, yani bunu okuyarak bütün felsefe tarihinde konuşabiliriz. Bütün düşüncenin konularını falan da konuşabiliriz. Herhangi bir Platon'a dair bir giriş falan yapmayacağım. Zaten hepinizin bildiğini düşünüyorum. Kitabı da zaten çoğunuzun okuduğunu düşünüyorum. Onlar için biraz daha böyle tekrar olacak ya da belki işte bir düşünce jimnastiği olacak. Farklı sorular falan da sorabilirsiniz. Hani aşina olduğumuz bir kitap. O yüzden nispeten kolay. Muhtemelen okumamışlarınız da vardır aranızda. Benim elimdeki kitap yayın Ataç yayınlarından, iyi bir basın değil. Zaten Stefan numaraları da yok burada. Ben kendim el yordamıyla o numaraları yazıyorum. Hani bu gibi kitaplarda biliyorsunuz Stefanus numaraları oldukça işe yarıyor. Hemen buluyorsunuz şurayı okuyorum, burayı okuyorum diye. Ben kayda geçtiklerimi okuyacağım, yani numaralarını da vereceğim. Elinizdekilerde varsa Stefanus numaraları oradan takip edin. Zaten bu klasiklerde genellikle o numaraların olmasına dikkat edin, yani şey kitabı alırken hangi yayın evini seçeceğinizi karar vereceğiniz zaman. Şimdi sadece bir iki bir şey söyleyip hemen metne geçmek istiyorum. Çünkü çok yoğun ve biz de bayağı konuşacağız yani. Bitirmek de istiyorum çok uzun sürmeden, 2 haftada. Çünkü 3. hafta işte Faidon ve Kriton diyaloğuna geçmek istiyorum. Yani inşallah da olabilir. Bilmiyorum, belki bir hafta şey yaparız. Platon'u bir hafta daha arttırırız. Biraz da tabii hani Whitehead'in o işte Batı düşünce geleneği Platon'a düşülen dipnotlardır filan gibi güzel, belki mübalağalı ama güzel bir ifadesini de hatırlatınca, yani tabii önemli. Kitabın asıl çözümlemesini biz hiç okumayacağız. Konuyu oraya kadar getireceğiz. Asıl çözümleme başladığında, yani bu Platon'un felsefesini anlattığı malum bölünmüş çizgi filan, o episteme, ontoloji filan nedir ne değildir, oralara geldiğimizde konuşmayacağız. Çünkü biz onları konuştuk. Daha önceden de konuştuk. Çok defa konuştuk. Bilmiyorum, belki hatırlatırız yeri geldiğinde. Fakat biz oraları es geçeceğiz. Asıl kısmı es geçiyoruz ya. Yani. Fakat hatırlatacağız tabii. Şimdi Platon diyalogları biliyorsunuz, işte Sokrates'in diyaloglarıdır filan. Bunlar gerçekte böyle olmuş mu olmamış mı belli değil yani. Bu konuda bir tartışma var. Bazılarının gerçek olduğu düşünülüyor. Bazılarının işte Platon'un uydurması tamamen olduğu düşünülüyor. Ya böyle bir Sokrates, yani o Sokrates bu Sokrates mi, o da belli değil filan. Yani dolayısıyla biz Sokrates'i konuşurken Platon'un Sokrates'ini konuşuyoruz tabii. Ha, elimizde farklı birkaç kaynak da var Sokrates'ten bahseden. Aşağı yukarı bu Sokrates'e yakın bir Sokrates. O yüzden genelde kabul ediliyor. Şimdi bu kitap neyin kitabı? Politeia, tabii devlet diye çevrilmiş. O kavramsal şeye zaman içinde, yani konumuz bu çünkü. Kavramsal içeriye zaman içerisinde bir şey söyleyeceğiz. Yani acaba bu kitabın adı gerçekten devlet mi olmalı? İşte mesela İngilizcesi Republic. Republic devlet değil mesela. Devlet başka bir gönderime sahip Türkçe'de. Republic başka bir gönderime sahip. İşte start, state filan yine başka gönderimlere sahip. Zaman içinde belki Aristoteles'ten başlarız bu kavramları. Şeyde çok başlamayacağız Platon'da. Fakat polis, politeia, politike, politika, bunların şehre ilişkin olduğunu biliyoruz. Şehre ilişkin demek. Politika var Yunanca'da. Politike var. Politike sanırım biraz daha sivil toplum kuruluşu gibi çevriliyor. Politike. Sonuçta işte topluma, polise ilişkin olan, şehre ilişkin olan demek. Platon'un felsefesinin en önemli kısımlarından birini Politeia'da anlatıyor olması mesela ilginçtir. Ama tabii anlamlı. Şimdi metinden de biraz illa okuyacağımı söylemiştim. Tabii seçmeye çalışıyorum yani nerelerini okuyabiliriz falan diye. Çünkü böyle ayırmak da zor. Hani diyalog olduğundan eşi sıra geliyor. Nereden ayıracaksınız falan. Ben kitapta 7 ya da 8 tane S yakaladım. Yani böyle şey yapmak için. Yoksa ben şunu çok isterdim yani. Sadece Platon'un Politeia okumak, böyle haftalarca okumayı falan tercih ederdim. Yani çok çok keyifli bir kitap bu kitap çünkü. Ve göreceksiniz, yani farkındasınızdır. Platon'u biraz felsefe tarihini bilerek okursanız bu diyaloglardaki Sokrates'in muhataplarının aşağı yukarı hemen hepsinin ama felsefe tarihinde meşhur filozoflara denk düştüğünü görürsünüz. Ya bu benim yakıştırmam değil. Bu konuda yapılmış çalışmalar da var. Amerikalılar falan yapıyor. Ben de burada elimden geldiğince söylemeye çalışacağım. Ya Platon'un dehası demekten başka bir şey söyleyemiyorum ben. Yani daha iyi bir ifade bulamıyorum. Bana göre Platon öyle bir adam ki felsefeye, felsefesine yapılabilecek eleştirilerin hemen hepsini tahmin etmiş gibi görünüyor. Abartmıyorum. Ya da belki abartıyorum ama Platon'a yakışıyor bu abartı. Yani henüz Sokrates yokken, özür dilerim, Aristoteles yokken Aristoteles'e karşılık gelecek filozoflar var mesela Sokrates'in karşısında. Kant'a karşılık gelecek filozoflar var. İşte göreceksiniz. Gerçekten muazzam bir adam yani. Bu anlamda benzersiz bir adam. Whitehead o yüzden yakışıklı bir cümle kuruyor ya. Şimdi Politeia nasıl başlıyor? İşte Tanrıça'ya dualarımı sunmak için dün Aristo'nun oğlu Glaukon ve Pire'ye inmişti. Glaukon ile Pire'ye inmişti. Pire işte hala da galiba Atina'nın en büyük
şeye, Yunanistan'ın en büyük liman kenti. O zaman da öyle. Ülkenin en zenginleri, o kültürün en zenginlerinin yaşadığı bir yer. Mesela sırf bu cümlenin analiz edildiği bir makale okumuştum ben. Epey önce, yıllar önce. Sadece bu cümle. Pire'ye inmiştim cümlesini. Amerikalı bir hoca uzun uzun yazmış ya. Yani mevzuyla alakalandırarak, kitapla alakalandırarak biz o kadar detaya giremeyiz tabii. Aynı zamanda festivalin ilk gününü nasıl kutladıklarını da görmeyi düşünüyordum. Yurttaşların düzenlediği tören çok güzeldi falan filan. Şimdi Glaucon'la birlikte daha sonradan gerçekte abileri yani. Platon işte bir tek burada böyle bir yakın bir ifade kullanıyor. Hatta işte güzel adamın çocukları falan diyor bir yerde Sokrates. Şimdi savaşın şeyi, yıl dönümü barış kutlamaları için gidiliyor Spartalılar arasında. Sokrates de oraya gitmiş. Daha sonradan biz biliyoruz ki işte Sokrates hayatında 3 defa Atina'dan çıkmışken söyle söylüyor. İşte bir tanesi bu. O zaman çıkmış. Orada artık geri dönerken tekrar Atina'ya dönmek isterlerken Polemarkus, Kefalus'un oğlu Polemarkus bunları görüyor. Yani haberleri olmuş. Apar topar kalabalığı yanına almış. Sokrates'i çağıracaklar. Neden? Çünkü işte meşhur Sokrates Pire'ye gelmiş yani mevzu bu. Herkesin konuştuğu Sokrates Pire'ye gelmiş. Hiç Atina'dan çıkmayan Sokrates Pire'ye gelmiş. Kim bu Polemarkus? Kefalus'un oğlu. Kefalus da şehrin en zengin adamı. Ama muhtemelen ülkenin de en zengin adamı. Büyük kafa demek Kefalus. Zaten Platon'un bu seçtiği isimler manidar isimlerdir. Yani genelde kitapla, yani konuyla alakalı, mevzuyla alakalı isimlerdir. Yanlış bilmiyorsam bu kefal filan balık işte buradan geliyor yani. Büyük kafalı olduğundan filan. Böyle bizdeki kalın enseliye filan denk düşecek bir ifade galiba Kefalus. Çok zengin adam demek. İşte bunlar geliyor ve çağırıyorlar, sesleniyorlar. İşte bu ikili duruyor. Sonra işte ya seni gördük filan duyduk. İşte buraya gelmişsin. Nereye gidiyorsun? Yani işte bir misafirimiz olmadan nereye gideceksin filan diye konuşuyor. Sokrates gitmemiz gerekiyor diyor yani. Atina'ya dönmemiz gerekiyor diyor. Mesela demiş ki işte kalmamız gerekiyor dedi. Glaucon tamam denildiği gibi olacak dedim. Bunun üzerine hep bir öncesinde diyor ki şimdi neden sizi gitmemize izin vermeniz gerektirdiğini ikna etme seçeneğimiz yok mu? Bir yolu olmalı bunun. Sokrates söylüyor bunu. Şimdi Polemarkus gidemezsiniz sizi bırakmayız deyince Sokrates de ama sizi ikna etmenin bir yolu yok mu diyor. Bence ilk vurucu cümle ve kitap boyunca mevzuyu açacak cümlelerden biri burada başlıyor. Polemarkus şöyle söylüyor. Eğer sizi dinlemeyi reddedersek bizi ikna edemezsiniz. Sokrates gitmemiz gerekiyor diyor. Polemarkus kalmanız gerekiyor diyor. Bırakmayız sizi diyor. Sokrates sizi ikna edemez miyiz deyince Polemarkus sizi dinlemezsek ikna edemezsiniz diyor. Bu çok manidar bir ifade tüm kitap için. Polemarkus kalabalık ve bir zenginin oğlu. Daha sonra kitabın ikinci yarısında anlatılacak olan demokrasiye de imalarda bulunacak şekilde kalabalığın mümessili, kalabalığın sözcüsü, karşılarında iki kişi var. İki kişinin aslında gitmesi gerekiyor gerçekte. Çünkü Sokrates konuşmama izin verirseniz gitmem gerektiğine siz de ikna olacaksınız diyor. Yani olması gereken şey bu ikilinin gitmesiyken kalabalığın mümessili eğer sizi dinlemezsek bizi ikna edemezsiniz diyor. Kitabın çok çok sonra konusu gelip bu cümleye dayanacak. Kalabalıklar dinler dinlemez filan diye. Bunun üzerine işte öyleyse sizi dinlemeyeceğiz ve siz de aklınızı buna pekala alıştırabilirsiniz. Devam ediyor. Böyle okuyamayız tabii. Sonra bunlar işte kalkıyorlar. Kefalos'un evine gidiyorlar. Polemarkus'un babasının evine gidiyorlar. İşte bu ikisi konuşmaya başlıyor. İlginçtir. Sokrates, artık okumayacağım oraları. Daha sonradan okumak istediğim yerler var. Sokrates, Kefalos'la böyle hızlıca bir konuşmaya başlıyor ve ilginç bir şekilde, bana çok ilginç gelmiştir her zaman. Sokrates, Kefalos'a nasıl, cinsel gücün yerinde mi diyor. Yani ifade tam olarak aklımda değil şu anda. Oradan da bulmayayım. Cinsel gücün yerinde mi diye soruyor. Kefalos da değil diyor. Sokrates de bunun üzerine işte yani ne düşünüyorsun falan diye düşünüyor. Soruyor. Kefalos da işte fark ettim ki diyor. Yaklaşık olarak. Ya bu benden gidince ben diyor daha sonradan anlayacağımız şekilde işte sanki hakikat açıldı gözümün önünde falan demeye başlıyor. Ya işte hani yeşilin yeşilini gördüm, mavinin maviliğini gördüm filan. Hani ne zaman ki bu iştah benden gitti, bu da kitabın ikinci yarısında kurulacak olan devletle çok alakalı bir mevzudur. Ne zaman bu iştah benden gitti, ya ben gerçeği gerçek gibi görmeye başladım diyor. Bunun üzerine Sokrates ya sen bilge bir adam olarak söylenirdin, ben duyardım da yani bu kadar da bilge bir adam olduğunu bilmiyordum diyor. Şimdi burada yine kitabın devamındaki ifadesiyle Platon yine şunun imasını yapıyor. Aslında genç bir Sokrates var orada. Yaşlı bir Kefalus var. Çok yaşlı bir Kefalus. Bir yerde söylüyordu ya, artık bu benim gibi yaşlılar için bunlar bir işte uzun mevzular falan deyip çekiliyor sahneden. Genç Sokrates, iştahı yerinde olan Sokrates. Ya bu iştah kitabın devamında biliyoruz ki karşı cinsi olan iştah, yemeğe olan iştah, tüketimi olan iştah, appetite, tümü, arzu, arzuların tümü. Sokrates'te, genç Sokrates'te henüz bunlar var. Kefalus'ta bunlar gitmiş. Yani doğası gereği gitmiş. İhtiyarlıktan dolayı gitmiş. Şimdi bizi böyle bir ikilemde bırakıyor
Platon daha en başta bunların imasını yapıyor. Bunların hepsini kitapta toparlıyor daha sonra da. Tabii biz öyle okuyamayız. Ama metni satır satır okursanız hepsini tekrar toparlayıp bir yerine koyuyor kendince. Yani siz, bu sizden gidecek. Öyle ya da böyle gidecek. Gençken ölürseniz ölümle gidecek. Yaşlanırsanız yaşlılıkta gidecek. Ama bunda bir erdem yok. Erdem gençlikte bunların geçici olduğunu bilmekte gibi bir ima taşıyor Sokrates. Sonra bu verdiği cevaba karşı Sokrates soruyor, peki sen diyor işte bu paranın neyini sevdin filan, bu kadar zengin olmanın neyini sevdin? Adam da diyor ki her şeyini sevdim aşağı yukarı. Yani mesela işte cariyeleri veriyor, bir namı oluyor, köleleri oluyor, kadınlardan bahsediyor. Ya ben diyor kadınları da sevdim diyor. Ya bu parayla daha da kolay oluyordu filan diyor. Hepsini sevdim fakat şimdi anlıyorum ki ben aslında, bakın şimdi anlıyorum ki yani bütün bu iştah benden gittikten sonra fark ediyorum ki ben aslında paranın, işte ilk defa kitabın ana konusu olan kelime orada ortaya çıkıyor. Dike, ben paranın adaletini sevmişim diyor. Dike adalet diye çevriliyor işte. Aynı zamanda doğruluk anlamına da geliyor. Ve Yunanca'da bir şeyin bedelini ödeme anlamına da. Aslında hepsi de aynı kökten gelmiş bunların. Aynı anlamın farklı türevleri olduğu düşünülüyor. Yani doğruluk bir şeyin hakkını ödeme ya da mesela bir şeyin cezasını ödeme. Bakın bu anlamda ceza da dike kelimesiyle karşılanıyor Yunanca'da. Aynı zamanda adalet, yani bunların hepsinin aynı mefhumdan çıktığını düşünüyorlar. Nasıl işte kitapta bütün kitabı gözünüzün önüne getirdiğinizde biliyorsunuz ki Platon'un adalet anlayışı şöyle bir anlayış olacak yaklaşık. Her şeyin yerli yerinde olduğu hal. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Böyle bir adalet tanımı. Olsa olsa bu olur filan diyor. Ondan da kesin emin değil ama olsa olsa bu olur diyor. Yani sanki sınırlar var. Her şeyin doğal sınırları var. Biz Platon'dan biliyoruz bu fikri zaten. Ya Platon mesela dilde, kelimelerde de yani doğal şeyler vardır. Ona uyar bunlar filan. İşte doğruluk odur. Bir şeyin olması halidir. Bunun ifadesidir doğru. Mesela Aristoteles tam bu anlamda hocasının öğrencisi. Var olanın var olduğu şeklinde ifadesi doğrudur. İşte tersi yanlıştır. Yanlış ve doğruluk nedir diye böyle bir tanım getiriyor. Burada dike kelimesi kitap boyunca peşinin sürüldüğü kelime. O yüzden hem adalet hem doğruluk biz farklı kelimelerle karşılıyoruz şu anda. Hem de ceza. Ya biliyorsunuz Arapçada da ceza bizim Türkçe'de kullandığımız anlamda kullanılmaz. Ceza bir şeyin karşılığıdır, bedelidir. Ya mesela Kur'an'da ayet mesela işte şöyle şöyle amellerin cezası cennettir diyor. Yani diyelim ki işte iyi amellerde, iyi eylemlerde bulunursanız bunun cezası cennettir. Ama kötü eylemlerde bulunursanız bunun cezası cehennemdir diyor. Cezaen Arapça tam işte Yunanca'daki bu şeye karşılık gelecek şekilde eylemin karşılığı demek. O yüzden adalet artık Aristoteles'e gittiğimizde öyle bir hale geliyor ki işte bizim eylemlerimizin sonuçlarının biz tarafından karşılanması. Aristoteles böyle söylüyor. Özür dilerim. Ahlak ve erdem. Şimdi ilk defa işte paranın en çok, işte yaşlanınca fark ettim ki, bu arzu benden çekilince fark ettim ki, ben aslında paranın en çok adaletini sevmişim diyor Kefalos. Ne demek diyor Sokrates? İşte diyor ki kimseye borcum olmadı. Ya da birinden borç aldıysam maddi manevi. Bunun bedelini ödedim. Sonra tanrılara bedelini ödedim. Amellerimin bedelini ödedim. Bakın Glaukon'un Kefalos'un sahneden çekilmesi de zaten kurban etme zamanım geldi. Hayvanları dizmişler. Haber geldi işte. Şimdi gidip tanrılara kurbanda bulunacağım. Yani onun bedelini ödeyeceğim diye söylüyor. İşte bunun üzerine Sokrates diyor ki ya sen gerçekten çok bilge bir adammışsın. Hani Sokrates'in öyle bir tavrı da var. Ya bu bilgelik sana nereden geldi diyor. Benim çok hoşuma giden bir şeydir. Diyor ki yanlış anlamazsan bu parayı sen mi kazandın? Yoksa bu sana babandan, dedenden mi geldi? Kefalos da diyor ki aslında diyor dedemden geldi. Yani bu büyük imparatorluğu dedem kurmuş. Babam diyor çok az üstüne bir şeyler katmış. Ben dedemle babam arasındayım diyor. Yani dedem kadar büyütmedim ama babam kadar da az dokunmadım, daha fazla dokundum. Sokrates işte Kefalos diyor bilgeliğinin kaynağı bu senin. Anlamıyor Kefalos ne demek istedin falan diye. Sokrates diyor ki parayı kendi kazananlar parayı diyor iki defa severler. Parayı miras alanlar parayı bir defa severler. Bu çok orijinal gelmişti bana yıllar önce ilk okuduğumda. Çünkü biz genelde tersini söyleriz. Mesela işte bu baba parası yiyor bu falan diye küçümseriz mesela. Sokrates ise onun daha iyi olduğunu söylüyor. Daha sonra Aristoteles de böyle söyleyecek politikada. Etikte değil de politikada. Para mümkün olsa, miras kalsa en güzeli diyor. Neden? Sokrates diyor ki parayı kendi kazanan kişi paranın hem sonuçlarını sever. Onunla satın alabileceği neyse artık onları sever. Ki bu kısmıyla biz yine kitabın ortalarında karşılaşacağız. Adeimantus diyecek biz neyi kaç türlü sevgiyle severiz gibi. Hani şeyleri kendisinden dolayı sevmek, sonuçlarından dolayı sevmek, kendisinden ve sonuçlarından dolayı sevmek diye ayıracak. Adalet hangisine giriyor ey Sokrates? Bize onu anlat filan diyecek. O yüzden böyle başlıyor Sokrates zaten. Diyor ki parayı kendi kazananlar parayı iki defa severler. Neden? Hem sonuçlarını severler hem de bir ressamın tablosunu sevmesi gibi bunu ben yarattım diye de sever diyor. Bu benim eserim diye de sever diyor. Ama parayı senin gibi miras alanlar
parayı bir defa severler. Yani sonuçlarını severler. Bu daha iyidir yani. Çünkü kendisi geçici olan, fazlalığında bile bize artı değer katmayan bir şey. İyi. Mümkünse hiç sevmemek iyidir. Seveceksen bir defa sevmek iyidir. İki defa sevmektense bir defa sevmek yeğlenir gibi bir ifade. Kefalus da çok etkileniyor bundan. Biraz sonra Kefalus oradan çekiliyor. Fakat tam Sokrates şunu sorarken. Şimdi diyor sen adaleti öyle bir şekilde söyledin ki DK'yi hani bir şeyin bedelini ödemek olarak söyledin. Şimdi adalet bu. Şimdi biraz sonra Kefalus oradan çekilince oğlu Polemarkus devam ediyor. Şimdi Sokrates artık bırakmaz tabii ya. Şimdi diyor sen de baban gibi mi düşünüyorsun? Yani adalet bir şeyi işte yerine vermek, iade etmek midir? Polemarkus tam olarak diyor. Ve eskilerden bir filozofun ama Sokrates'e göre aslında bir sofistin ifadesini kullanıyor. Diyor ki işte şeyleri emanet etmek, emanete riayet etmek adalettir, dikedir. Bunun üzerine Sokrates, birazdan okumaya başlayacağım çünkü illaki işte okuyacağım demiştim, buna özen gösteriyorum demiştim. Şöyle bir örnek veriyor. Diyor ki şimdi bir adam getirip, ey Polemarkus, bir adam işte senin komşun silahlarını getirip sana teslim etse, dese ki mesela işte bir hafta sonra senden geri alacağım. Bir hafta sonra gelip silahlarını senden istese, senin bu silahları tekrar ona vermen adalet midir? Dike midir? Yani burada işte doğruluk, bedel ödeme hepsini anlayın lütfen. Tam olarak diyor Polemarkus. Tam olarak adalet budur diyor. Neden? Çünkü diyor mal sahibi ben değilim. Zaten adam bana bir hafta sonra geri almak üzere emanet etmişti. Ben de diyor gereğini yapıyorum. Adalet, doğruluk bunu gerektirir. Şimdi Sokrates diyor ki peki adam bu bir haftada cinnet geçirmiş olsa ya da o gün cinnet geçirmiş olsa yanına gelse sen mesela kendisine ya da sana ya da alıp işte silahını alıp karısına çoluk çocuğuna o cinnet haliyle zarar vereceğini düşünsen bilsen adam deli gibi gelse yanına yine de o silahı verir misin? Ya işte Platon'un soracağı sorular bunlar yani ancak o zekadaki insanların soruları. Neden? Buna bir şekilde daha sonradan biz biliyoruz ki kitabı okuduğumuzda aslında nousu. Noesis'i katmak istiyor. Aklı katmak istiyor. Ya bir şekilde şimdilik girmeyelim o kavramlara. Ağır kavramlar. Bilmeyi katmak istiyor. Yani sanki adalet böyle mutlak anlamda işte al emaneti, ver riayet et ya da sözde de olsa işte ver bir söz, tut o sözü filan. Bu güzel de sanki böyle akıldan, bilmeden bağımsız bir şey de değilmiş gibi. Çünkü adam şimdi cinnet halinde, aklı yerinde değil. Yine de onu ona versen adalet midir? Şimdi Polemarkus'un beklemediği bir soru. Ya diyor bu adalet olmaz çünkü şöyle bir problem var. Ya adalet iyidir. Dikkat edin bu spot cümleye. Bu çünkü kitap boyunca peşimizi bırakmayacak. Aristoteles'te de öyledir. Peşimizi bırakmayacaktır. Yani adalet iyidir. Süt gibi. Mutlak anlamda iyidir. Mutlak anlamda iyi olandan kötülük çıkmaz. O zaman adil eylemden kötü hiçbir şey çıkmaması lazım. Ama bu adam ya kendisini ya beni ya bir şeyi karısını çoluk çocuğunu cinnet halinde olduğu için öldürecek. Kötü bir sonuç çıkacak. Ya ben buna adalet dersem adaletten kötü sonuç çıkmış olacak. Ha bu adalet olmamalı öyle hissediyor. Biraz sonra devam edince öyle bir hale geliyor ki ya işte sanki bu silah örneği üzerinden sanki şöyleymiş gibi. Dosta bunu yapmak adalet, düşmana bunu yapmak adalet değil gibi bir ikileme, bir dilemmaya düşüyorlar bu defa. Şimdi 134C şöyle diyor Sokrates. Dostlar derken neyi kastettiğini sorabilir miyim? Değerli gibi görünen kişiler mi? Yoksa öyle gibi görünmedikleri halde gerçekten değerli olanlar mı? Yine aynı şekilde düşmanlar için ne dersin? Platon diyaloglarını bilenler bilirler. Hemen tanıdığımız bir şeye doğru çekiyor Platon. Yani Sokrates. Gerçek görünen ilişkisi. Numen fenomen ilişkisinin ilk versiyonları. Yavaş yavaş konuyu getiriyor oraya yani. Şimdi tamam hani dosta iyi davranalım. Düşmana da kötü davranalım. Bakın iyi ya da kötü değil aslında bu. Dosta hani neydi? Sınırlarımız vardı. Şeylerin doğal sınırları. O şeyleri yerlerine koymaktı dike. Ha dosta iyilik yapılır. Dost dediğimiz kavramın sınırları budur. Dosta iyilik yani hakkını verelim. Dosta da hakkını verelim. Düşmana da hakkını verelim. Diyelim nötr bir üçüncü kişi koysa ona da hakkını verelim. Çünkü her şeye hakkını verelim. Yemek yaparken tuzunu yemeğin hakkı kadar verelim. Onun adaleti o olacak yani. O yüzden iyi ya da kötü diye düşünmemek lazım. Yani ha sen böyle diyorsun madem. Biz de dosta dost gibi davranacağız, düşmana düşman gibi hakkını vererek davranacağız. Dilkenin böyle olduğunu söyledik. Ama şimdi dost gibi görünen mi, dost mu? Biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? Beklediğimiz bir soru değil. Çünkü ontolojik bir yere doğru çekmeye başlıyor Sokrates işi. İnsanlar iyi olduğunu düşündükleri kişileri sever ve kötü olduğunu düşündükleri kişileri sevmez. İnsanlar iyi gibi görünüp iyi olmayanlar ve iyi görünmeyip iyi olanlar konusunda hata yapmaz mı? Yapar. Şimdi buradan devam ediyor.
Yani mesela demiş ki öyleyse yanlışlıkla iyiler düşman, kötüler dost zannedilmiyor mu? Bu Protagorasçı bakış açısına yavaş yavaş eleştiri getirmektir. Homo Mensura'ya yavaş yavaş eleştiri getirmektir. Yani biz kitabı bütünden bildiğimiz için böyle konuşuyoruz. Yoksa şimdi erkenden böyle yargılara varmazdık. Acaba neyi murad ediyor Sokrates derdik. Ama biliyoruz ki işte sana göre bana göre hikayelerini bu adam sevmiyor. O yüzden ya böyle görünüyorsa ya şöyle görünüyorsa. Çünkü biz Platon'dan biliyoruz ki ya bir şeyin kendiliği vardır. Bu sana göre bana göre olursa ne ahlakı ne erdemi ne adaleti yani gibi bir şey. Şimdi şöyle bir devam edelim 335 A'da. Hem iyi görünen hem de iyi olan dosttur. İyi görünen ama gerçekte iyi olmayansa dost görünen ama gerçekten dost olmayandır. Düşman için de aynısı olacak. Şimdi görünüş gerçekliği ayırıyoruz değil mi? Çok iyi bildiğimiz şeyler bunlar bizim. Antik Yunan'dan, Platon'dan. O halde Polemarkus, dost olsun olmasın birine kötülük etmek adil adamın işi değildir. Bu adaletsizin işidir. Şimdi hakkını verelim ama kötülük diye bir şey de var. Çünkü iyilik var. Kitap onu anlatmaya çalışıyor. Agat onu anlatmaya çalışıyor. Kendinde iyi diye bir şey var arkadaş demeye çalışıyor. Yüzlerce sayfa sonra, onlarca sayfa sonra. Öyleyse Polemarkus, dostun olsun olmasın birine kötülük etmek adil adamın işi değildir. Bu adaletsizin işidir. Burada şöyle bir motto çıkartıyor. Adil, insanları daha adil yapan şeydir filan diye devam ediyor. Şimdi bunlar böyle konuşurken, ya bu kendinde adalet var, yok falan filan, dost, düşman ayrımını nasıl yapacağız, neye göre yapacağız? Ya dost ya göreli bir şeyse bunlar filan diye hiçbir yargı da yok yani ortada. Sadece şimdilik böyle konuşuyorlar. Derken, bakın şöyle ifade ediyor. Bu arada anlatıcı Sokrates, az diyalogda anlatıcı Sokrates'tir. Buradaki Sokrates-Trasimakos tartışmasının bir benzerini daha hiçbir diyalogda bilmiyorum. Biz böyle konuşurken Trasimakos birkaç defa tartışmayı kesip sözü ele geçirmeye çalışmıştı konuşan Sokrates. Ama yanında oturanlardan konuşmamızı dinlemek isteyenler tarafından engellenmişti. Ama ne zaman ki ben bunları söyledikten sonra bir ara oldu sükunetin daha fazla koruyamadı. Vahşi bir hayvan gibi hiç Sokrates'ten alışık olduğumuz şeyler değil bunlar ama hakaret anlamında kullanmıyor bunu. Gerçek anlamda bir betimleme yapmak için kullanıyor. Vahşi bir hayvan gibi kendini toplayarak sanki bizi parçalara ayıracakmış gibi üzerimize saldırdı. Polemarkus ve ben korkudan titredik. Ben hatırlamıyorum ben benzer cümleleri başka bir sofist için kullandığım. Şimdi orta yara doğru bağırdı diyor Trasimo. Bu söyledikleriniz ne kadar saçma şeyler. Şimdi Trasimakus da yine bildiğim kadarıyla diğer diyaloglarda hiç benzeri olmayacak şekilde ağır hakaretlerle konuşarak şöyle söylüyor. Budalalar niçin yerlere yatıp birbirinize yol veriyorsunuz? Şimdi neyse okuyamayız. Trasimakus o kadar büyük bir hınçla ve alayla giriyor ki ya siz ne böyle salak salak konuşuyorsunuz diyor. Ya benzer şey yapıyor yani hakaretleri yapıyor. Ya burada öyle şeyler var ki yani sen burnundaki sümüğü toplayamıyorsun. Çıkmış adalet madalet saçmalıyorsun filan diyor yani. Böyle ifadeler kullanıyor. Ya işte sen çıktın. Yok efendim dost düşman ayrımı, görünüş gerçeklik ayrımına böyle ima tabii Trasimakus akıllı adam. Yani öyle aptal bir adam değil yani. Ne dediğini biliyor aslında. Şimdi ilk durağımız o zaten. Ya böyle bir şeyler söylüyorsun sen. Sen kim? Adalet konuşmak kim? Gibi ifadeler söyledikten sonra 338C'de herhalde felsefe tarihinin en meşhur ifadelerinden biri. Ha, o diyor ki ya peki tamam sen anlat öyleyse Sokrates. Kulak ver ve iyi dinle öyleyse dedi. Ben derim ki adalet güçlünün çıkarından başka bir şey değildir. Neden alkışlamıyorsun? Hayır her şeyi yaparsın neyse bunu yapmazsın. Adalet güçlünün çıkarından başka bir şey değildir. Şimdi hepinizin aşina olduğu bir ifade bu. Başlangıçta tabii çok da ucuz bir ifade gibi geliyor. Yani ben herhangi birinizin ilk etapta böyle bir cümleye hak vereceğinizi düşünmem açıkçası. Değil mi? Yani ziyadesiyle zaten aksi karşı tarafta duruyoruz biz. Ya adalet şudur budur işte. Hani o ikinci Frederick'in meşhur işte. Yetim bir kız çocuğunun bile işte hakkı yenecekse varsın diyor gök kubbe düşsün yere. Şimdi bu adam çıkıp diyor ki adalet güçlünün çıkarından başka bir şey değildir. Şimdi ben derim ki, itirazınız varsa hemen de söyleyin lütfen. Ben derim ki, bu adam Nietzsche'nin yandan yemişi. Platon tarafından biraz küçümsenmiş. Yani diyeceğim ki aslında bu ifade bu kadar ucuz bir ifade değil. Trasimakus ne dediğini bilmiyor değil. Tutup da böyle ya ben güçlünün tarafındayım. Böyle yaltakçı gibi, yandaş olmak gibi bir şey söylemiyor Trasimakus. Biz bununla alay ederken 2000 küsur yıl sonra Nietzsche diye bir adam geliyor. Çok benzer ifadeler kullanmaya başlıyor. O zaman saygı duyuyoruz Nietzsche'ye. Şimdi biri çıkar. Trasimakus'la Nietzsche'nin hiç alakası yok arkadaşım der. Bak bakın bunu da kabul ederim. Ya ben mutlak bir benzerlik kurmuyorum. Ama ben çok anımsıyorum bunu okuyunca Nietzsche'yi. Şimdi Trasimakus ne diyor? Hiç bir şey yakalamaya çalıştım ama. Şimdi bu aslında kendindelik tartışması. Kendindelik tartışıyor. Kitap sadece bunun tartışmasını yapıyor aslında. O yüzden zaten bölünmüş çizgi, agatonlar, epistemeler, ontolojiler falanlar, doksalar filan tam bu kitapta anlatılıyor.
Platon'un en görkemli, yani felsefesinin dibinde olan en görkemli ifadeleri bu kitapta yerini buluyor. Diğer kitaplarda değil. Kitap baştan sona bir kendindelik tartışması. Biz biliyoruz ki klasik Yunan'da, geçtik artık onu, Platon'da kendinde şeyler vardır. Numenler vardır. Ya da numen vardır. On vardır. Bir de çoğunluk dünyası, çokluk dünyası vardır. Fizik dünyası vardır. Bunlar da meon dünyası. Ben tekrar buralara girmeyeceğim. Hatırlatma için söylüyorum. Bir tane on vardır o nihayetinde hayır, iyi, erdem dediğimiz işte onun ta kendisi olan agaton vardır. Bu onun kendisi yani onto, ontoson, toon işte varlık olmak cinsinden varın ta kendisidir. Çokluk dünyası da bunun bir biçimde başkalaşmış halidir. Ona meon diyor Platon. Yani vardan başka olan o onun ta kendisi değil. Onun kopyası ifadesi meşhurdur. Aslında kullandığı ifade Yunanca'da kopyası da değil. Onun Tateron, Megistegene olan bir sınıf olan Tateron başkalıkla birleşerek bir vardan başkalar diyarı aslında. Mağara bu. Mağara da bu kitapta geliyor biliyorsunuz. Vardan başkalar diyarı. Şimdi Platon kitap boyunca kendindelik tartışması yapıyor. Kendinde şeyler vardır. Bunu bildiğinizde doğru sözü söylemiş olursunuz. Doğru söz adaletin bir kısmıdır. Doğru söze dayalı olarak yaptığınız eylem de adaletin diğer kısmıdır. İşte arkadaşım adalet de budur. Başka da bir şey değildir. Yani kendinde şey, kendinde şeyler olmasa doğru o zaman sana bana göre olmaya başlar. O zaman biz mutlak anlamda adaletten, erdemden, iyiden, güzelden söz edemeyiz. Bunlar bildiğimiz ifadeler Platon'da. Ama Platon'un anlatmaya çalıştığı şey oldu bitti böyle. Şimdi karşısına benim bu fikrime nasıl eleştiriler gelir diye düşünmüş bu adam. İşte ilk yarattığı Thrasymachus bu fikrine kendi kendine geliştirdiği bir eleştiri. Acaba biri bana böyle dese ben ne derim diyor. Peki nedir burada Platon'un Thrasymachus'un söylediği? Thrasymachus aslında şunu söylüyor. Ya ben diyaloğu tamamen koparıyorum şu anda. Hızlı hızlı geçeceğiz buraları. İşte adalet güçlü olanın işte istediğini yapmak, söylediğini yapmaktır derken Thrasymachus'un aslında getirdiği eleştiri. Bak Sokrates böyle kendinde şeyler falan yok. Ama bizim mutlak anlamda gerçekmiş gibi düşündüğümüz şeyler var. Biz bir biçimde bunlara kendindelik veriyoruz. Bu mış gibi mutlakmış gibi gerçek kendinde gerçeklermiş gibi anlattığımız şeyler neyin nesi nereden geliyorlar? O senin söylediğin gibi agatondan şundan bundan toondan ontosondan değil güçlünün iktidarın dolaşıma soktuğu şeylerden geliyor aslında bunlar diyor. Gücün yanında olmak demek bu demek. Bakın ifadeyi salt literal okursanız Thrasymachus aptalın teki. Hiçbirimizin kabul etmeyeceği bir şey söylüyor. Ama öyle değil. Thrasymachus bizim gerçek algımız var. Bak bu yalan değil. Zaten Platon az önce görünüş gerçeklik tartışması yapmıştı. Bak bu gerçek algımız var. Bize gerçekmiş gibi geliyor. Ama aslında bu mutlak bir gerçekliğin tecellisi, tezahürü değil. Çünkü yok öyle bir kendindelik. Özler mözler hikayeler. Ya biraz Hegel'i hatırlayın lütfen. Nesnel tinini hatırlayın. Ya aslında bu çağın getirdiği, o iktidar diye kullanıyor bunu işte güçlü derken. İktidarın dolaşıma soktuğu, bir Geist'in aslında bize dayattığı, diyelim ki meşhurların, diyelim ki tüm Platon felsefesini zihnimde dürerek söylüyorum bunların. Yani sıkı bir tartışma olsa biri karşıma çıkıp hayır böyle değil dese tek tek Platon dokümanlarını getirebilirim yani. Diyelim ki meşhurların, diyelim ki hocaların, diyelim ki şairlerin, sanatçıların, yazarların, köşe yazarların, tabii ki belki en başta iktidarın yani devleti yönetenlerin, sonra zenginlerin aslında gerçek diye bize sattığı şey bizim için gerçek oluyor. Sen bunun yanında durursan adaletin yanında durmuş oluyorsun. Yani mutlak anlamda bir adalet yok. Güçlüler, burada güçler sadece Kefalüs gibi bakın. O yüzden Kefalüs'le başlıyor. Sadece Kefalüs gibi değil. Yani paradan tarafa değil. Sanatçılar şunlar bunlar. Daha sonra Aristoteles bunları fark ediyor. Bunların hepsinin birer ad hominem olduğunu söylüyor. Retorik olduğunu söylüyor. Apodeiksiz yani apodeiktik olmadığını söylüyor. Yani Platon'un kendisine getirdiği ilk eleştiri aslında şu Thrasymachus adı altında. Ya ben bir kendilikten söz ediyorum ve bu kendilik olduğunda aslında adaletin mümkün olacağını söylüyorum da. Ya biri bana çıkıp da ya senin kendilik dediğin şey senin bir Geist altında belli şeylerden etkilenerek ve fakat bunu fark etmeyerek söylediğin bir şeyse. Bakın örneğini vereyim böyle rahatsız edici bir örnek vereyim. Özgürlük. Ben şimdi burada sorsam özgürlük mutlak anlamda bir gerçeklik mi? Zannediyorum hepiniz diyeceksiniz ki evet. Ben de öyle diyorum bu arada. Şimdi Platon'um ben şöyle düşünüyorum. Diyelim ki bir özgürlük idesi var. Klasik Yunan'da mutlak, müstakil olarak böyle bir özgürlük kavramı yoktu. Yani buna denk düşecek çok şey vardı ama mutlak olarak yoktu. Daha modern bir kavram bu. Yani. Tabii ki özgür olmalıyız. Yani kimse kimsenin kölesi olmamalı. Kimse kimsenin baskısı altında şey yapmamalı. En azından bile isteyin.
Ben zannetmiyorum burada aksini düşünen biri olsun. Nitekim ben de öyle. Ama şimdi şöyle düşünsen, ben Platon'um. Ya bu özgürlük var. Özgürlük benim doğal bir hakkım. Bakın doğal bir hakkım ne demek? Ya bu bana şu adamdan, bu adamdan, Türkiye Cumhuriyeti'nden, Ankara'dan filan iktidardan gelmiyor. Nereden geliyor? Bu ben insan olduğum anda, mesela doğuştan gelen haklar vardır değil mi? Hukuktaki karşı, bakın bunları konuşacağız. Doğuştan gelen hak nedir ki? Nasıl geliyor yani doğuştan gelen hak? Nerede o duruyor da ben doğunca o hak benimle bütünleşiyor? Bir an için şöyle düşünün. Sanki işte o bir bulut gibi aslında var. Platon buna işte kendine şey diyor. Sen doğduğunda onu giyiyorsun gibi düşün. Şimdi ben böyleyim. Mutlak da eminim yani. Hepimiz özgür olmalıyız. Hepimiz. Siyahın beyaza, öbürünün öbürüne, çekik gözlünün bilmem ne gözlüğe filan, falanın falana, zırtın zurta filan. Hiçbir biçimde şey yok. Eşitlik, özgürlük. Mesela eşitlik. Şimdi şöyle düşünüyorum. Diyorum ki ya arkadaş, belki de gerçekten eşit olmamız gerekmiyordur. Ya ben bundan hiç şüphe duymuyorum ama ya ben aslında bir şeylerin baskısı altında eşit olmamız gerektiği fikrine dayanıyorsam ve aslında biz eşit olmamalıysak. Bakın iyi düşünürler bunları düşünmek zorundadır. Eşitliği, özgürlüğü, ya bunu çoğaltabilirsiniz tabii. Bizim bugün mutlak saydığımız ve gerçekten de aslında itiraz etmeyeceğimiz şeylerin altında ne duruyor? Siz bunları düşünmediğinizde iyi bir mütefekkir, iyi bir düşünür olmuyorsunuz. Onları hazır elde edip özgür olmalıyız diyorsunuz. Tamam. Bu ideolojiler oluşturuyor. Felsefeler oluşturmuyor. Platon'un yaptığı Trasimakus figürüyle ya senin kendinde şey dediğin aslında bu politik atmosfer içerisinde zenginlerin, meşhurların, sanatçıların, toplumun parmakla gösterdiği insanların dolaşıma soktuğu bir şeyse ve fakat biz bunun farkında değilsek. Ki aslında böyle diyor işte Trasimakus. Bunu biz yaratıyoruz diyor ya. Yoksa basit anlamda burada bir hani öyle bir figür vardır. Hep konuşurken genelde bu gibi figürler mizanserler gelir gözümüze. İşte bir tefeci vardır, bir gariban vardır. Bunu kırbaçlıyordur yani. Faizle, şunla, bununla filan. O orada inim inim inliyordur filan. Trasimakus, ben tefeciden yanayım arkadaş. Bu gariban aptal bu. Böyle bir şey demiyor. Kendinde şey diye bir şey yok. Fakat bizim tarafımızdan üretilmiş, güçlüler tarafından üretilmiş, her türlü güçlü tarafından üretilmiş bir geist var. Bunun yanında olmaktır adalet. Yani Trasimakus bugün olsa özgürlükçü bir adam olacak. Bugün olsa laik bir adam olacak. Bugün olsa eşitlikçi bir adam olacak. Ama Platon diyor ki hayır hayır Hacı Bayram, anarşisti değil. Bugün dolanımda olan kavramlar neler? O yüzden bakın bu örnekleri veriyorum. Yoksa aman özgürlükçü değilmişim gibi bir kendimi böyle bir şeyde göstermek istemem size. Şunu diyorum ben. Biz bugün yani Trasimakus şunu diyor. Biz bugün özgürlükten taraftarız da bu gerçekten bir kendinde şeye mi dayanıyor yoksa bir geistin içine mi dayanıyor? Platon bunu sorguluyor burada. Ve biraz sonra Sokrates hızlıca işte tartışmaya başlıyor. Ciddiye alıyor tabii Sokrates bunu. Trasimakus'un aslında neden bahsettiğini biliyor. Yoksa dediğim gibi yani büyük küçüğü dövüyor. Valla bu güçlü, ben bundan tarafıyım falan demiyor Trasimakus. Bakın şimdi Nietzsche'yi bir daha gözünüzün önüne getirin. Nietzsche buna yakın şeyler söylüyor işte. Güç Nietzsche'de çok önemli. Zordur bu anlamda Nietzsche'yi okumak yani. Çünkü hep başka şeyler söylüyormuş gibi görünür Nietzsche. Ha bu Platon'un kendisine getirdiği işte ya bir kendindelik olmalı. Yoksa ben adaleti kuramam. Ama biri bana dese ki bu kendindelik yok da bu bir geist aslında. Güçlülerin dolaşıma soktuğu, insanların özendiği insanların dolaşıma soktuğu şeyler falan dese ben ne derim? Bunun üzerinden Trasimakus, tabii Nietzsche gibi devam etmiyor yani. Platon gibi devam ediyor. Platon'un şeyi gibi devam ediyor. Şöyle bir eleştiri getirmeye başlıyor. Ya diyor ki senin dediğin gibi olsa işte az önceki o mottoyu eleştirmeye başlıyor Trasimakus. Neydi motto? Adalet mutlak iyidir. Ya, kimse de kavramsal olarak adaletin mutlak iyi olduğuna bir şey demiyor ya. Ya bu böyle evet. Adalet mutlak iyidir. Mutlak iyiden kötü çıkmaz. Ey salak Sokrates, ahmak Sokrates. Senin dediğin gibi olsa ya nerede bir adil var? Eşek gibi biniyorlar tepesine bu adamın. Hep kaybediyor. Hep kaybediyor. Hani nasıl oldu diyor yani. Hani bundan iyilik çıkacaktı. Bu adam hep kaybetti. Ama tutar da Geist'in içinde, Geist'in kavramlarına sırtını dayarsan bütün zenginler orada. Bütün güçlüler orada. Bütün mütefekkirler orada. Bütün sofistler orada. Tabii Platon filozof demez onlara. Sofist diyecek. Burada Trasimakus'la olan diyalogda şöyle bir noktaya doğru getiriyor. Şimdi bu işi Trasimakus sözünü söyledikten sonra bak senin gibi olsa sonuçları kötü olur deyince tartışma adaletin sonuçları iyi olur kötü olur tartışmasına dönüşmeye başlıyor. Sokrates de işte yaklaşık şöyle şeyler söylüyor. Mesela diyor ki işte biz bir devlet olarak başka bir yeri zapt etsek mesela alsak işgal etsek. Mesela oraya da oranın güçlülerine göre mi davranalım? Yoksa gerçekten adalete göre mi davranalım? Trasimakus'u biraz sıkıştırmaya başlıyor. Çünkü Trasimakus güçlü bir şey söylerken sonuçları üzerinden kötü bir örnek veriyor. Sokrates bırakmıyor tabii onu. Zaten biraz sonra Glaukon diyecek ki ya bu Trasimakus biraz böyle dangalan teki işi sonuçları üzerinden götürdü. İşte orada şöyle söylüyor. Diyor ki Sokrates biz bazı şeyleri kendilerinden ötürü severiz.
bazı şeyleri sonuçlarından ötürü severiz. Hangisi daha iyidir? Sokrates de diyor ki tabii ki diyor kendisinden ötürü sevdiğimiz şey daha iyidir. Sonuçlarına bakmaksızın. Bakın ne kadar Kantçı. Kant da böyle söylüyordu. Hiçbir telos tanımıyor Kant. Aristoteles'in zıttı bakın bu ifadenin zıttını Aristoteles söylüyor. Ya adalet öyle bir kavramdır ki çok çok zordur. Çünkü adil eylemin tüm sonuçları zorunlu olarak iyi olmak zorundadır. Buna teleolojik ahlak deniyor işte. Yani sonuçları da önemseyen ahlak. Ama Glaukon Sokrates'e biz hangisinden dolayı adaleti öveceğiz arkadaş? Hangisinden dolayı adalet karşısında boynumuz kıldan ince diyeceğiz? Bize iyi şeyler veriyor diye mi? Yoksa kötü şeyler verse bile kendisi iyi olduğu diye mi? Biraz örneklendiriyorlar. İşte sağlık mallık örneklerini veriyorlar. Ve Sokrates diyor ki tabii ki diyor yani adaleti kendisinden dolayı severiz. Sonuçlarından dolayı değil. O zaman diyor bu Trasimakus'u ciddiye alma. Bu adam işin sonuçlarına getirdi. Yok kaybedersin, yok bilmem ne filan dersin diyor. Sen bunu bir daha bir anlat bakalım. Hani biraz şöyle bir şey. Bu arada sayfaları da geçiyorum da. Biraz şöyle bir şey yani. Ben Glaukon'um. Hani Trasimakus kadar böyle hızlı düşünen, serseri düşünen, dağınık düşünen biri değil. Sen bir daha bir şey yap bakalım. Ki zaten Sokrates biri kendini topluyor sıra. Biraz sonra Adeimantus da bir şey sorduğunda ya siz büyük adamın çocukları hakikaten akıllı adamsınız falan gibi ifadelerde bulunuyor. Şimdi ben nereye kadar atladım bir yandan oraya da bakıyorum. Şimdi böylece ikinci kitaba geliyoruz. Sokrates Glaukon şeyine geliyoruz bu sefer. Diyaloğuna geliyoruz. Şimdi şöyle başlıyor diyor ki bu sözleri söylediğimde tartışmayı kapattığımı sanıyordum. Nihayetinde ise sadece bir başlangıç olarak ortaya çıkmıştı. Her şeyde daima cesur ve girişken ruhlu olan Glaukon yine Trasimakus'un görüşünden vazgeçmesine razı olmadı ve dedi ki. Çünkü az önce diyor ki Trasimakus'u ben işte bu adaletin sonuçları falan filan dediğimde öyle bir sinirlendi ki pancar gibi domates gibi kıpkırmızı oldu kalktı gitti filan diyor. Küfrede de gidiyor yani filan. 357A'da Glaukon şöyle diyor. Sokrates senin isteğin bizi ikna etmiş görünmek mi yoksa hiçbir istisnası olmaksızın adil olmanın adaletsiz olmaktan daha iyi olduğuna bizi gerçekten inandırmak mı? Bu Platon'un dürüstlüğüdür bakın. Platon sofistlerin bunu yaptığını söylüyor. Yani bizi ikna etme. Oturanları ikna etme. Mesela bugün de konuşulan bir şeydir. Denir ki ya işte Sokrates hep sofistlere kızar kızar da aslında Sokrates de bir sofist. İşte Platon bakın asla kabul etmiyor. Kendisiyle yüzleşerek bak senin derdin bizi ikna etmek mi? Yoksa adil olmanın adaletsiz olmaktan daha iyi olduğuna bizi gerçekten inandırmak mı? Eğer seçim bana kalsaydı gerçekten inandırmayı isterdim. O halde istediğini yapmıyorsun. Söyle bana. Arkasından getireceklerini istediğimiz için değil. Sırf onun kendisi hatırına sahip olmayı isteyeceğimiz bir iyilik çeşidinin var olduğuna katılır mısın? Mesela mutluluk ve ona benzer hazlar gibi zararsız ve arkasından keyif vermekten başka hiçbir şey gelmeyen. Bu tür bir iyilik biliyorum. İşte yine anlayış gibi, işte daha sonra sağlık gibi falan filan. Anlattıktan sonra işte bu sonucundan, kendisinden ve üçüncüyü de söylüyor. Bana göre gerek yok. Hem kendisinden hem sonucundan. Adaleti bu türlerden hangisine yerleştirirsin? Bu arada elinde benim kitabım olan var mı bu yayın? Yani orada 54. sayfadayım ben. Stefanos numaraları yok çünkü burada. Şimdi Sokrates de tabii ki kendisinden dolayı diyor. Şimdi bakın Glaukon az önce Trasimakus ya bu adalet güçlünün dolaşıma soktuğu şeyler filan bitiğin gibi filan gibi bir şey söylerken ne kadar oldu bu arada? Çünkü şimdi olay biraz kaymaya başlıyor ve bayağı olmuş. Kaç dakika oldu Cemal? 50 dakika oldu şu an. Tamam bununla bir araya gidelim öyleyse. Şimdi bakın bence çok iyi bir şey geliyor şu anda. Glaukon 358E'de şöyle diyor. Derler ki adaletsizlik yapmak iyi ama adaletsizliğe uğramak kötüdür. Adaletsizlik yapmak iyi ama adaletsizliğe uğramak kötüdür. Fakat haksızlığa uğramaktaki kötülük miktarı haksızlık yapmaktaki iyilik miktarından fazladır. Böylece insanlar haksızlık yaptıkça, haksızlığa uğradıkça ve her ikisini de tattıkça haksızlığa uğramaktan sakınmak ve haksızlık yapmak için de yeterli gücü olmayanlar kendileri için kazançlı olan adaletsizlikten sakınmak veya onu yapmak değil de diğerleriyle bir sözleşme yapma kararı aldılar. Okuyayım, biraz daha okuyayım. Bu yasamanın ve insanlar arasındaki anlaşmaların başlangıcıdır. Yasanın emirlerini de yasal ve adil diye adlandırırlar. Adaletin kökeni, dikkat edin, adaletin kökeni ve esas mahiyeti işte budur. Adaletin kökeni toplum sözleşmesidir diyor. Hemen geliyor değil mi aklınıza? Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, toplum sözleşmesinin ilk modelini görüyoruz şu anda. Burada Glaukon zaten Hobbes. Bakın birebir Hobbes. Yani Trasimakus, Nietzsche arasında bir benzerlik var ama Glaukon doğrudan Hobbes. Şunu diyor bakın. Platon'un kendisine getirdiği ikinci eleştiri. Ben kendinde bir dikeden bahsediyorum. Bir, belki bir nesneltin gibi bir şeydir. İktidarın dolaşıma soktuğu bir şeydir. Diyelim değil. Ben burada konuştum biraz.
Onu biraz harcadım. Biraz da çabuk oldu. İki, biri bana çıkıp dese ki, ya Trasimachus gibi değil canım. Trasimachus aptalın tekiydi. Biraz Protagorasçı bir şeye ayağını basıyordu. Bu arada işte Protagoras diyaloğunu da okumak gerekir. Artık sizin işiniz o. Bana göre sana göre filan. Deliriyor Sokrates Protagoras bunu söyleyince diyalogda. Sen ne diyorsun filan diyor yani. Trasimachus ayağını biraz oraya basıyor yani. Hocam şimdi, bir şey soracağım. 358C mi demiştiniz en son? Ben bunları, evet, ben bunları diğer kitaptan alıp buraya notunu almışım. İnşallah yanlış almamışımdır. Çünkü şöyle yazıyorum kenarına. Yani burada yazmıyor çünkü. Ne dedik en son? Adaletin kökeni ve esas mahiyeti işte budur. En iyisi olan haksızlık edip ceza almamak ile en kötüsü haksızlığa uğramak ve intikamını almaktan aciz olmak arasında bir uzlaşmadır. Ya işte kimileri haksızlık etti, kimileri haksızlığa uğradı. Sonra baktılar haksızlık eden de haksızlığa uğruyor filan. İşte bunlar tuttular bir uzlaşma. Platon'un ikinci eleştirisi kendisine. Bu Trasimachus'un dediği gibi değilse, biri çıkıp dese ki Glaukon, ya bak ben Trasimachus gibi düşünmüyorum. Ama Trasimachus bak bir şeyi de iyi yakalıyor. Sokrates neyi iyi yakalıyor? Ya bu hala kendinde bir şey olmayabilir. Ya ama sana göre bana göre de değildir. Şeyin dediği gibi, Trasimachus'un dediği gibi. Ne onun dediği gibidir? Böyle güçlünün iktidarına su taşımak filan. Ne de senin dediğin gibi kendinde bir şeydir. Belki de insanlar çok eski zamanlarda birbirlerine adaletsizlik yaptılar, 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 yaptılar. Baktılar el ele baş başa arkadaş kimse kazanmıyor bu işin sonunda. Hemen mesela Montesquieu'yu getirin gözümüzün önüne. Kanunların ruhunun ilk kısmı, Acem mektupları özellikle. Tam bununla uğraşıyor Montesquieu. Belki de insanlar bu senin kendine şey zannettiğin şeyi uzlaşıyla kurdular. Baktılar bu yenişemiyorlar. Günün sonunda hep zarar ediliyor. Herkes zarara uğruyor. Belki de öyledir. Adamın dehasını görüyor musunuz? Ya aydınlanma diyoruz biz bu fikre bakın. Ya bu fikrin öne geçme sahası aydınlanma diye adlandırılıyor. Platon bunları görmüş ya. Hepsini görmüş. Doğrudan Thomas Hobbes. Bakın göreceksiniz. Derler ki adalet bu ikisinin arasında olan gerçek bir iyilik olarak değil de adaletsizlik yapmaya güç yetmemesinden dolayı onurlandırılmış bir şey olarak kabul edilmiş ve onaylanmıştır. Ya adalet diye kendinde bir şey yok. Öyle dike diye kendinde bir şey yok. Ya adaletsizlik diye bir şey var. Bakın negatif sosyoloji. Daha sonra konuşacağız bunları. Pozitif sosyoloji değil de negatif. Yani müsbet ve pozitif anlamda kullandığımız kavramlar aslında bir negasyonla elde edilmiş kavramlar. Dır. Bakın bu aydınlanma düşüncesinin tamamının altındaki şey ana paradigma bu. Ya mesela eşitlik diye bir şey yok. Eşitsizliğin reddedilmesi var. Özgürlük diye bir şey yok. Esaretin reddedilmesi var. Baskı altına alınmanın reddedilmesi var. Mesela iyilik güzellik diye bir şey yok. Kötülüğün ilga edilmesi, dışarı atılması diye bir şey var. Negatif sosyoloji, negatif ilahiyat, negatif felsefe hep bu anlamlara geliyor işte. Platonsa genel itibariyle negatif sosyoloji, negatif felsefenin, hepsini felsefe diye konuşuyorlardı bu adamlar, filozofya diye konuşuyorlardı. Negatif filozofyanın iyi şeyler üretebildiğini ama gerçekte pozitif filozofyaya dayandığını düşünüyor. Ya adalet diye bir şey var. Nereden biliyoruz? Parmenides diyaloğundan biliyoruz. Parmenides diyaloğunda Parmenides hatırlarsınız şöyle söylüyordu Sokrates. Ya sen bu idealardan bahsediyorsun, pay almadan filan bahsediyorsun. İşte bu fizik alemdeki şeyler onlardan pay almış filan. Nasıl bir şey diyor? Bir anlat bakalım. Şunun gibi bir şey mi diyor? Mesela bizim adil eylem dediğimiz eylem adaletten pay aldığı için mi biz adil diyor? Tam olarak diyor Sokrates. Tam olarak bunu kastediyor. Buna benzer şekilde mesela güzel eylem ya da güzel şey dediğimiz şeyler de o kendinde güzelden pay aldığı için mi öyle? Tam olarak diyor. Bu hemen doğruluğa getiriyor. Böyle mi? Tam olarak diyor. Adam bundan sonra peki ağacın da mı ideası var filan deyince yok diyor. Bu orta büyüklükte nesneler diyor Parmenides. Ya mesela orta büyüklükte nesneler. Ya şu fiziksel nesneler de mi? Mesela bir kendinde ağaçtan pay alıyor. Yok öyle demiyorum diyor Sokrates. Bu konuda araştırmamı devam ettiriyorum diyor Sokrates. Ya Platon orada geri adım atıyor. Ya adam en çok adaletten, güzelden ve iyiden pay almaktan bahsediyor. Bundan emin yani. Ya kendinde adil, kendinde güzel, kendinde iyi diye Kalos, Dike ve Agaton bunlar kendinde var diyor herif. Ya bundan eminim, hiçbir şeyden de bu kadar emin değilim diyor. Hiçbir şeyden. Diğerlerini bilmem. Eleştiriyi kabul ederim ama bunlar da etmem diyor. Hatta devamında Parmenides ya nasıl peki pay alıyorlar bilmiyorum diyor. Ama yine de geri adım atmam diyor bundan. Şimdi ikinci eleştiri kendinde adalete ikinci bir eleştiri olarak ya bu toplum sözleşmesiyle bir negatif bir negasyonla elde edilmiş bir şeyse aslında adil diye bir şey yoksa fakat adaletsizlik diye davranışlar kümesi varsa ve biz bundan kaçındığımız zaman ona adil diyorsak ya böyleyse işte Sokrates birazdan diyor ki
Ya sen harbiden diyor akıllı adamsın. Harbiden diyor bilgi adamın çocuklarısınız siz. Ya iyi sorular bunlar diyor. Hatta vakit kazanmak istiyor filan orada böyle adam sondan bahsediyor falan. Ama daha Adeimantus da kardeşi de girecek işin içine. O da sıkı bir soru soracak. Biz moderniteye geldiğimizde gelebilirsek tam Glaukon'un bu sorduğu soruyu işte Hobbes'lar üzerinden konuştuğumuzda yepyeni bir kavramla karşılaşacağız artık. 1700'lü yılların ikinci yarısında pozitif hukuk, daha önce hiç olmayan pozitif hukuktan bahsedeceğiz. Bakın bu durumda şu an Sokrates doğal hukuk taraftarı onun savunucusuyken karşımıza Glaukon çıkıp pozitif hukuktan söz ediyor. Nedir doğal hukuk, pozitif hukuk? Kriton diyaloğuna bırakıyorum devamını. Orada konuşacağız. Ama doğal ve pozitif biliyorsunuz ilahiyat için de söylenir. Ya birçok şey için söylenir. Ahlak için de pozitif ahlak, doğal ahlak falan gibi. Doğal hukuk işte bir doğası olan kendinde yani bu anlamda kendinde olan şeyin yansımasıyken pozitif hukuk Arapça'da şöyle düşünmüşler. Vaz edilmiş hukuk diye. Ya insanlar tarafından belirlenmiş hukuk. Bugünün hukuku. Ya bugün biz mesela pozitif hukuk şey yapıyoruz. Pozitif hukuk içerisindeyiz. Hatta hep böyle bir ideal olarak bu pozitif hukuku doğal hukuka ne kadar yakınsak hale getirirsek o kadar başarılı oluruz falan diye konuşuyoruz. Çok güçlü bir argüman. Glaukon'un argümanı. Çünkü adaletsizlik etmeye gücü yeten ve gerçekten bir insan olan hiç kimse çıldırmadıkça haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere mesela bir anlaşma yapmazdı. Öyleyse Sokrates bu teoriye göre adaletin doğası budur ve onu ortaya çıkaran koşullar da böyledir. Yani adaletin doğası aslında adaletsizliğin doğasıdır. O da doğa durumudur. O zaman peygamberlerin tamamının vaazı pozitif olmuş oluyor hocam. Hayır. Bu anlamda eğer haklı olsalar Tanrı'dan getirdikleri için doğal hukuk olur. Yani Tanrı'nın mümessili olarak konuştukları için. Eğer doğru iseler doğal hukukun tarafındadırlar. İnsanlar kendileri karar vermiyor. Ya mesela diyelim ki İslam için düşünsek domuz eti haram. Niye? İnsanlar ya hadi domuz etinden zarar gördük. O zaman domuz etini yasak kılalım demiyorlar ki. Peygamber geliyor. Tanrı'dan bir vahiy aldığını söylüyor. Tanrı'nın ona insanların iyiliği için, çünkü o pistir diyor devamında, insanların iyiliği için bunun yenmesinin sakıncalı olacağını söylüyor. Ya da diyelim faizi insanlar, belki faizi hani aklen de oraya getirebiliriz ama diyelim içki, herkes içiyordu yani alkolü. Hem de bütün dünyada içiyordu. Ama küt diye geldi, yok dedi işte olmayacak. Ya o yüzden vaaz edilmiş olmaz. Pozitif hukuk kapsamına girmez. Doğal hukuk kapsamına girer. Eğer haklılarsa. Ama doğal hukuk, biz yine çokça konuştuk. Siz de biliyorsunuz zaten. Platon'un dilinde tabii ki Platon'da doğal hukuk, pozitif hukuk diye kavramlar yok. Biz benzetiyoruz yani. Modern kavramlarla ifade ediyoruz. Platon doğal hukuk derken nesnel olanı kastediyor yani. Tüm zamanlar ve tüm mekanlar için. Asla şaşmaz. Asla yani. 5000 yılda hiçbir şey değişmez. Bakın hiçbir şey. Zaten insan da hiç değişmiyor Platon'a göre. Değişmez yani. Çünkü içinde bir şey taşır. Bir öz taşır insan. Burada meşhur işte Giges'in yüzüğünden bahsediyor. Ya çok yavaş ilerliyoruz. Nasıl olacak? Ben gerçekten şu ana kadar böyle şu an benim elimde kitapta 57'deyiz. Ben yüzü çoktan bulduğumuzu düşünüyordum ama atlayamıyorum da. Bilmiyorum kusura bakmayın. Burada Giges'ten bahsediyor işte. Giges diye biri işte bir şekilde bir yüzük buluyor yer altından filan. O yüzüğü takıyor, ters çevirince görünmez oluyor filan. Bu gücü fark edince gidiyor işte şehrin kralının karısını ayartıyor kendisine. Görünmez oluyor filan. İşte bir şeyler fitne fesat çıkartıyor. Kralı da öldürüyor filan. Ondan sonra kral oluyor herif. Diyor ki bakın şimdi. Şimdi böyle iki yüzük olsa adil adam birini acayip o iyi bir analiz geliyor burada ya. İddia. Adil adam birini adaletsiz adam da diğerini taksa görecektir ki adalette sebat eden ellerini diğerlerinin varlıklarını zapt etmekten çeken ve onlara dokunmayan sarsılmaz mizaçlı kimse bulunamazdı. Yüzüğü takan kişi ceza muafiyeti sayesinde pazar yerinden canı ne isterse alabilecek, evlere girebilecek, kimle isterse düşüp kalkabilecek, kimi falan 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 gibi olacak ve böyle davranırken adil kişi gibi görünmeyi de başaracak. Böyle bir ilahi gücü var filan. Diğerinden hiç de farklı bir şey yapmayacak. İkisi de aynı yolu izleyecek. Adama güç verirsen hepsi sapıtır arkadaş diyor. Bu asla kadimlerin kabul etmeyeceği bir görüştür bakın. Glaukon'un burada ifade ettiği görüş. Yani adama güç ver. Bakın bu modern düşüncenin bizzat tam altında duran düşüncedir. Ana düşüncesidir. Ama kadimler bunu asla kabul etmez. Birazdan Platon eleştirecek bunu. Sen adama güç ver. Baba herkes aynı şeyi yapar diyor. Herkes bal tutan parmağını yalar. Biraz Machiavellist değil mi? İbn Haldun'cu biraz. Ama bakın modern hukuk bunu kabul eder. Modern hukuk kadim hukuktan yani pozitif hukuk, kadim hukuktan, doğal hukuktan farkı nedir? İnsanı fıtri iyi kabul eden, çok özür dilerim, ağzımı döktüm. Kadimle modernin
bu anlamda düşüncesi şurada farklılaşır. Modern düşünce insanı kendi başına bıraksan maraz çıkaracak bir hayvan olarak görür. Bakın bunları tek tek metinlerini okuyacağız, göreceksiniz. Yani. Kadim düşünce ise bir cevhere, bir töze, bir öze dayandığı için insanı özü itibariyle hep iyi olarak görür. Dolayısıyla modern düşünce insanı çevrelemek ister. Çünkü bir başına bırakınca her şeyi yapıyor. İşte Glaukon bunu söylüyor. Ya öyleyse diyor. Platon bunu kabul edemez. Çünkü insanın realitede öyle olduğunu görmekle beraber, Platon, başına neler geldi bu adamın? Görmekle beraber işte idealist falan denmesinin sebebi o. Ama ona göre idealizm değil bu. Ya insan tanımı buna izin vermiyor diyor. Çünkü o ondan bir parçadır. Ya vardan bir parçadır. Agaton'dan gelmiştir bir şekilde. Onu içinde taşır. İnsan aslında iyidir. Doğası gereği iyidir. Böyle düşünüyor. Bir araya gidelim. Ben burayı döktüm. Ondan sonra zaten vakit de geldi. Bir 5 dakika araya gidelim. Sonra devam edelim. Sanırım kapatmamıza gerek yok, değil mi? Evet hocam, Tamam. açık kalsın, Buyurun. oturun. Bu arada çok mu yavaş gidiyoruz ya? Ben yani beklediğimden gerçekten çok daha yavaşım. Nasıl oluyor bilmiyorum. Hocam daha hızlı olması kötü olurdu ama. Gayet Fena. iyi gidiyorsunuz. Çok 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 iyi yani. İnşallah. Peki. Katılıyorum ben de. Ya işte öbür türlü bitmeyecek ama neyse yani elimden geldiğince hızlandırmaya çalışacağım. Hocam Kitabın siz bir zamanını oturumda düzenleyecek şeyi mi misiniz? düşünmüştünüz? Bir oturumda bir kitap Yok, iki falan oturumda mı düşünmüştüm. düşünmüştünüz siz? İki oturumda kabasını alırız diye düşünmüştüm. Çok iyimser yaklaşmışım. Gayet iyi gidiyoruz bence. Başlayalım Böyle mı? şey söyleyeceğim. Thrasymachos, Machiavelli'yi de hatırlatıyor. Çok yoğun Evet, gibi. evet. Evet. Ya ben Yani orada şunu güçlü, vurgulamak adalet istedim. güçlü olanın. Evet Mine Hanım, haklısınız. Ben biraz şunu vurgulamak istedim. İlk duyulduğunda hızlıca küçümseyebileceğimiz bir cümleymiş gibi geliyor. Açıkçası ben bunu yıllar önce ilk okuduğumda ya bu çok ciddi bir şey değil demiştim. Ama sonra felsefe okumaya devam ettikçe aslında bu eleştirinin fena bir eleştiri olmadığını ben düşünüyorum şu anda yani. Bana çok çarpıcı gelmişti. Ben çok geçirmiştim. Bir de yani orada aslında çok alttan alta adil olmak bir adaletlilik bir zorunluluk mu meselesi de var. Evet. Yani hani doğanın ya da zorunluluk ilkesiyle mi gerçekleşiyor gibi bir şey. Evet. Tam karşılık geliyor. Bir yerlerde geliyordu şimdi. Cümle cümle şey yapmak çok zor ama çok çarpıcı. Öyle. Ben tabii bunları biraz da belki çok sevdiğimden Platon'un dehası olarak görüyorum. Ya bu adam gerçekten felsefesini iyi yapıyor ve kendisine gelecek eleştirileri de iyi tahmin ediyor. Bir şekilde hallettiğini düşünüyor tabii yani. Peki başlayalım mı? Ha bir mesajlarda bir şey var mı ara vermişken? Thrasymachus burada çoğunluğun Platon fikrini temsil ettiği için öfkeli. Aa çok güzel. Terbiyesiz ve gaddar biri olarak gözüyle. Zira Sokrates demokrasi neticesinde ölüyor. Ha, direkt demokrasiye hemen bağlamayalım ama evet çok güzel. Yani işte o başta Polemarkus'un ya biz bu kadar adamız seni dinlemezsek bizi ikna edemezsin ifadesini şeyleri, örnekleri. Ama daha kitabın devamında bunları yapacak yani. Çok daha belirgin bir şekilde yapacak. Peki, tamamsa şöyle diyordu. Ve böyle davranırken adil gibi görünen kişi diğerinden hiç de farklı bir şey yapmayacak. İkisi de aynı yolu izleyecektir. İşte insanın doğası gereği acaba iyi mi? Mesela dinlerde diyelim İslam dininden örnek versek fıtratullah vardır. Yani insanın Allah tarafından verilmiş bir fıtratı vardır. Ve bu galip gelir her zaman. Bakın bütün düşünceler buna dayanır yani. Hatta ayette diyor ki işte biz diyor insana hem fücuru hem takvayı verdik. Her ikisi de sana hem kötülük yapabilir hem iyilik yapabilir. Ama devamında işte anlıyoruz ki. Ama bu takva işte baskın gelir. İşte sizin bununla mücadele etmeniz gerekiyor. Bakın 1500 öncesinin bütün düşüncesi buna dayanır. Bütün düşüncesi yani. Ya bu semavi dinlerde de böyle, işte Hindu dinlerde de böyle. Nihayet felsefede de böyle kabul edilmiş. Platon, Aristoteles falan, Plotinus bunlardan vazgeçmezdi ya. Ama şimdi Glaukon ilginç bir çıkış yapıyor ve iddialı da bir çıkış yapıyor. Sokrates de çok beğeniyor ve diyor ki ya insan böyle değil. Gücü verirsen, o güç ihtiyarı falan deniyor buna. Gücü verirsen hep herkes daha fazlasını ister. Ya bakın tam olarak Thomas Hobbes'un çıkış noktası burası. Yani Leviathan bununla başlıyor yani. İnsan doğasını böyle anlatınca başlıyor. Daha sonra egolar, megolar, işte idler falan geldi bunun peşine. İşte bu harika bir kanıt. Denilebilir ki hiç kimse kendi isteğiyle adil değildir. Ne kadar spot bir cümle. Zorlamadan dolayı adil davranır. İşte Leviathan, değil mi? Tam olarak Leviathan, Hobbes bunu söylüyor Leviathan'da. Madem ki herkes haksızlık yapma gücüne sahip olduğunu zannettiği anda haksızlık ediyor. Öyle mi? Herkes haksızlık yapma gücüne sahip olduğunu düşündüğü anda haksızlık eder mi? İran mektuplarında Montesquieu bizi
bizden güçlülerden koruyan şey yasa değildir diyor. Ya herkesin içinde karşısındakinin lehine çalışan bir dürtü vardır diyor. Ya birileri hep birilerinden güçlüdür. O güçlü olan zayıfı sürekli ezmiyorsa, tam bu Glauco'nun dediğinin aksine, aleyhine yapmıyorsa, ki yapmıyor, yasadan korktuğu için değil. Yasa iyi birey üretmez diyor zaten şeyde, kanunların ruhunda. Bu dürtü, işte ki bu dürtü. Bakın bu anlamda sadece Platon'a ne kadar yakın Montesquieu. Yani herkes güce sahip olduğu anda haksızlık ediyor. Etmez diyor Montesquieu. Ama edenler de çok tabii. O halde bu adalet kişinin şahsi iyiliği değildir. Adalet kişinin Marcus şahsi. Marcus Aurelius var galiba. Bu konuda çok akla gelen. Güzel, evet. Evet, Roma İmparatoru. Zaten Suacı, inşallah okuyacağız. Tabii. Evet. Çok iyi. O halde bu adalet kişinin şahsi iyiliği değildir. Bakın şimdi bu şahsi kelimesini aklınızda tutun. Birazdan Sokrates bunların fena eleştiriler olmadığını fark ettiğinde bir harf örneği vererek gelin ölçeği büyütelim diyecek. Şahsi olmaktan çıkarıp adaletin daha toplumsal bir şey, işte politeia orada başlıyor zaten, olduğunu söyleyecek birazdan. Devam edelim. Sokrates şöyle demiş. Elimden gelenin en iyisi diye cevap. Neyse atlıyorum. Sokrates böyle konuşanlar adaletsiz zihmet edenlerdir. Söyleyecekleri şudur. Adil adam böyle kendi eliminde olmakla kırbaca, işkenceye, zincire vurulmaya, gözlerine mil çekilmesine dayanmak zorunda kalacak. Ve nihayet son haddine varan tüm acıların ardından çarmıha gerilecek. Böylece öğrenecek ki istememiz gereken şey adil olmak, adil olmamak ama adil görünmektir. Ya yani bu benim dediğim gibi ise öyle bir şey olacak ki insanlar en sonunda hep işte kırbaca vurulacaklar, haksızlığa uğrayacaklar ve aklen şu noktaya gelecekler. Ya ben adil olmayayım ama adil görüneyim. İşte Giges gibi. O yüzden Giges örneğinden, yüzük örneğinden çıkıyor. Ben böyle davranayım. Şimdi bakın baştaki hikayeyi andıracak tekrar devam ediyor. Yani Trasimakus'tan hareketle bunları yapıyor hala Glauco. Ve Polemarkus'la dost düşman görünür görünmez filan ayrımına, hani dost görünen ama dost olmayan filan diyordu. Bakın hala bir görünme ve görünmeme meselesi var. Kendinde şey ve görünür şey gibi. Adil olmama ama adil görünme. Şimdi Sokrates'in buna cevabı şöyle olacak daha sonradan okuyacağız. Diyecek ki ya bir insan hakikaten de adil olmayıp adil göründüğü zaman harbiden de başarıyor bak. Şimdi sen iyi örnekler verdin diyor Sokrates. Şimdi ben bundan çıkamıyorum diyor. İşte burada bir es veriyor kendisine. Böyle bir oyalanıyor, düşünmeye çalışıyor filan Sokrates. Sonra diyecek ki ben bu adil görünmeyip, adil görünüp ama aslında adil olmama meselesine sanırım bir cevap getiriyorum diyor. Nedir bu? Gelin bütün toplumu böyle düşünelim bakalım. Toplumun bireylerinin ekserisi belki tamamı. Adil olmasın ama adil görünsün. Bir hikaye anlattım, pat herkesin asıl yüzü ortaya çıkacak. Şeklinde, ortaya çıkacağı şeklinde bir örnek vermeye başlıyor. Konuşma yapmaya başlıyor. O zaman bakın adil olmayıp adil görünmek aslında kısa vadede işe yararken orta ve uzun vadede çıkıyor meydana diye düşünüyor. Ve Adeimantus işin içine giriyor şimdi. Daha şeye cevap vermeden Sokrates. Glauco'nun bu toplum sözleşmesiyle belki yapılıyordur. Bu işte pozitif bir şeydir, vaaz edilmiş bir şeydir ahlak. Ahlaksızlıktan hareketle yapıyoruzdur filan. Belki de böyledir sorusuna daha böyle mütekamil bir cevap vermeden Adeimantus da işin içine giriyor. Şimdi diyor ki dahası Sokrates adalet ve adaletsizlik hakkında hem şairler hem de laikler, benim elimde kitapta laikler yazmış, orijinali yazarlar aslında. Ben notunu almışım buraya. Tarafından kullanılan başka tür bir söylemi de düşün. Şimdi bak başkaları da var diyor. Adaletten bu iki anlamda değil başka anlamda da konuşuyorlar. Nasıl? Hepsi birlikte ölçüllük ve dürüstlüğün kesinlikle güzel ve onurlu ama tatsız ve zahmetli olduğunu, oysa hovardalık ve adaletsizliğin keyifli, kolay ve sadece fikirde üzerinde böyle anlaşıldığı için utanç verici kabul edildiğini yinelerler. İlkine şey yapacak şekilde. Adaletsizliğin adaletten daha kazançlı olduğunu söylerler. Yine bakın sonuçlarından ötürü. Onların büyük çoğunluğu zengin olan veya başka türlü güç sahibi olan kötü adamları kutlamakta, özel ve kamusal alanda onları onurlandırmakta. 364A bu arada. Zayıf ve güçsüz olanları bunların diğerlerinden daha iyi insanlar olduklarını kabul etmekle beraber küçümsemek ve hor görmekte hiç tereddüt etmezler. Şimdi okumayacağım. Devamında diyor ki ya. Şimdi böyle bir yani hakikat varken, vaka yani. Böyleyken. Bir de bu adamlar şeyi söylüyor işte şairler falan derken Homeros'u şunu bunu kastediyor. Hemen bu durumda tanrıları getiriyorlar diyor. Ya aslında insanlar hovardalık, adaletsizlik peşindeyken, ya bunu daha keyifli ve daha kolay bulurken ve daha kazançlı bulurken Glauco'nun söylediklerinin üzerine. Ama tutuyor şairler, işte Musalar burada kelime olarak da geçiyor zaten Musalar falan. Tutuyor diyor ki ya işte bunlar tanrılardan bahsederler. Şimdi zannediyorum ki Adeimantus'un ifadesiyle galiba tanrılardan da bu yüzden bahsediyorlar zaten. Ya aslında bunların kötü olduğunu biliyorlar ama güzel ve zevkli olduğunu ve fayda kar getiren şeyler olduğunu biliyorlar. Tanrıları getirip işte
Ya yapmayın etmeyin, bak yarın bir gün hesabını verirsiniz filan. Hatırlayın, Kefalüs en sonunda bıraktı gitti. Ya benim şimdi tanrılara kurban kesmem gerekiyor, kusura bakma sen oğlumla devam et filan dedi. En sonunda da böyle bir bundan dolayı işte yapmasınlar etmesinler filan diye tanrılardan bahsediyorlar. Ama ya tanrılar yoksa diyecek özünde. Şöyle diyor. Peki ya tanrılar yoksa veya insanların yaptıklarıyla ilgilenmiyorlarsa? O zaman onların gözleminden yakamızı sıyırmak için uğraşmamıza da gerek yok. Yani eğer ahlaklı davranmama ben mantıklı bir şey bulamıyorsam, sadece mitosa dayanacak şekilde bir tanrılar sistemi getiriyorsam, tanrılar bizi gözlüyor, gözetiyor filan. Bakın düşünün, yine Kur'an'dan örnek verelim. İşte Allah habirdir, haberdardır her şeyden. Allah görendir, basardır, her şeyi görür. Allah semidir, işitendir, her şeyi iştir. Bakın Adeimantus ta o zamandan, yani Platon. Ya acaba bu Tanrı hikayelerinin böyle bir tarafı mı var? İnsanları böyle bir dizgi altına tutabilmek için, dizginleyebilmek için. Bak biri seni hep görüyor arkadaş. Yoksa hani yalnız başına bırakınca maraz çıkarıyorlar ya. Glaukon'un üzerine söylüyor dedik. Maraz çıkarıyorlar ya. Ha biri seni sürekli işte izliyor. Bugün böyle deneyler yapıyorlar. Mutlaka görmüşsünüzdür. Bir sınıfa getiriyorlar işte. Öğretmen diyor ben gidiyorum falan diyor. Nasıl bir şey o ya? Bir hayaletten bahsediyor öğretmen. Yok yani çocuklara, ilkokul çocuklarına, aa hoş geldin filan kişi. İşte o hoş geldin Ahmet Bey diyor. Ortada kimse yok. İşte dönüyor, siz diyor görmüyorsunuz değil mi Ahmet Bey filan, ama bu böyle filan diyor. Ben şimdi bir yere gideceğim diyor. Bu dursun burada diyor. Sen diyor bekle Ahmet. İşte ben gidip bir 5 dakikaya geliyorum. Çocuklar böyle ip gibi duruyorlar. Ama bir öncekinde ya da bir başka sınıfta çocuklar bir 5 dakika durun ben gidiyorum diyor. Herkes cıvıtıyor filan. Çocuk bunlar tabii. Katıyorlar ortaya birbirine. Ama oraya bir görünmez Ahmet Efendi koyuyor. Çocuklar duruyor böyle. Korkuyorlar da bir taraftan. Cin, peri filan diye, hayalet diye. Ve biliyorsunuz bu daha sonradan işte Durkheimlar, Murkheimlar'la bu iş tamamen buraya geldi yani. Hani bütün din aslında bir korkunun sanrısıdır falan filan gibi, işte bunu dizginlemek için yapılmıştır falan gibi şeyler söylediler. İşte o antropomorfik tanrılar filan. E işte Platon görünüyor ki orayı da görüyor işte en başta. Çünkü Adeimantus bunu söylüyor. Ya diyor tanrılar yoksa, ya da tanrıların umurunda değilsek, o zaman biz tanrılar varmış gibi davranarak ahlaklı davranmış oluyoruz. E bu ahlak değil diyor o zaman. Ya da bir gün işte ortaya çıkar, biri çıkar der ki yok arkadaş tanrı varlığı. Bu da genel kabul görür. Trasimakus'u getirin. Mesela hakim görüşü de bu olur. İktidarın görüşü de bu olur. O zaman biz ne yapacağız diyor yani. Ahlakı nasıl tesis edeceğiz? Ya da var mı ki ahlak? Çok iyi bir soru değil mi? Zira eğer adilsek tanrılardan zarar görmemiş oluruz. Bakın tanrı yoksa ya da varsa biz kendimizden kaynaklanan bir şekilde adilsek, Tanrı varsa da yoksa da zarar görmeyiz. Ama adaletsizliğin kazançlarını kendimizden uzak tutarız ve adaletsizsek de bütün bu kazançları edinmeli. Sınırı açtığımızda ve günah işlediğimizde ise dualarımızın ısrarıyla Tanrıları ikna etmeli ve cezadan kurtulmalıyız. Ya şöyle bir şey getiriyor şimdi, uzun uzun söylüyor bu da, ben atlayayım yine. Ya işte Tanrılar yoksa dünyanın zevklerinden de şey yaparız diyor yani. Hani adalet yok, belli politik amaçlar için adalet varmış gibi davranıyoruz. İnsanlar azıtmasın diye de tanrılar var diyoruz. Ama aslında yoksa ne hesap var, ne kitap var. E kendinde bir adaleti zaten en başta attık. Böyle bir şey yok dedik filan. O zaman ben sadece bu dünyadan olduğumla kalıyorum. Yani içki içmiyorum mesela işte. Yaz günü deli gibi 15 saat yemiyorum, içmiyorum mesela. İşte hacca gidiyorum 5 milyon insanla 60 derece sıcağın altında. Ne uğruna ya? Bak burada işte ikisini toplayıp Sokrates böyle bir şey yapacak. İşte ey tanıdığımız adamın çocukları diye başlıyor cümleye. Övgü anlamında yani. Bana göründüğü kadarıyla giriştiğimiz sorgulama hiç de kolay bir şey değil. Keskin bir görüş ister. Sokrates böyle başlıyor. Ha biz bunu Platon felsefesinden biliyoruz. Bu keskin görüş Platon'un hiç vazgeçmediği ifadelerden bir tanesidir. Aslında Platon diğer tüm külliyatını bir araya getirdiğinizde valla bunun için bir sofos lazım demeye getiriyor aslında. Bu keskin görüş sahibi adam sofos. Sofist ya da filozof değil bakın. Filosof değil. Sofos, bilge kişi. Sokrates'in hocası Diotima gibi. Ama buradaki imaya göre o sofos zaten Sokrates. O keskin görüşlü adam Sokrates. Şimdi bakın, tek insana ait bir adalet vardır dedik. Sanırım bütün bir kente ait bir adalet de vardır. Öyle değil mi? Çünkü birazdan geliyor diyor ki az önce işte demiştik ki adalet şahsidir değildir falan filan. Ya işte tanrılar var, gücün iktidarı var, bilmem ne var filan. Şimdi bütün bunlara ben ne diyeceğim? Adamlar peşi sıra takır takır söylediler. Şimdi Sokrates artık yavaş yavaş girişiyor. İşte politeia ilk defa burada başlayacak şimdi. Öyleyse daha büyük bir şeyde daha fazla adalet vardır. Onu görmek daha kolaydır. Bu nedenle eğer sizi memnun ederse önce adaletin politeia'daki, polisteki, Politeia'daki yanlış ifade, adaletin devletteki niteliğini arayalım ve ardından küçükte büyüğe olan benzerliği arayarak onu bireyde inceleyelim. Muazzam bir analiz bakın bu. Kareleme yöntemi falan da diyorlar şimdi bu
yöneylem derslerinde filan, üniversitede, genelde işletmede filan şey yapılır. Problemin nerede olduğunu göremiyorsak, önce büyük bir manzara çizelim. Büyükte bakalım, sonra kareleyerek yavaş yavaş gidelim. Bunun sonucu şudur bakın. Modern düşüncenin yine temel düşüncesidir bu. Adalet, ahlak, erdem. Ya biz ahlak dedik ona. Ahlak aslında bireyde tesis olacak bir şey değil. Galiba diye düşünüyor şimdi Sokrates. Bireyin şahsında, kendisinde tesis olunacak bir şey değil. Galiba bu makro bir şey. Toplumu inşa edeceksin de birey inşa olacak. Yani doğrudan bireyi düzeltmek diye bir şey yok. Toplumu düzelt... Bak sosyoloji işte ya bunun sonucu, biliyorsunuz. Toplumu analiz edelim. Toplumu klasik ifadesiyle düzeltme yoluna koyulalım. Çünkü kitap birazdan o eğitim işine başlıyor. Toplumsal bir eğitime gidelim. Toplumsal bir bilince gidelim. Hegel'in nesneltiğini hatırlayın. Öznelliğin onun sonucu bakın. Oradan biz bireye gidelim. Birey ancak toplumla inşa edilebilecek bir şeydir. Şöyle değil yani. Herkes kapısının önünü silsin, süpürsün, ülkemiz cennet mekan olsun. Böyle değil aslında. Bu işte böyle herkesin oradan geçme, bir ortaklaşmadan, Rousseau genel irade diyor buna, konuşacağız. Bir o genel iradeyi tesis edelim ki özel iradenin mahiyetini açabilir. Meseleyi sanki ilk defa gibi görünüyor burada. Ya biz sanki yanlış yerden mi başlıyoruz acaba? O yüzden mi bu sorular doğuyor? Ya da bu sorulara paradoksal bir biçimde cevaplar veremiyoruz. O zaman tartışmamız devletin kaynağını inceleyecekse devlette adaletin ve adaletsizliğin kaynağını da görebiliriz değil mi? İşte kitap asıl burada başlıyor artık. Politeia burada başlıyor. Bu cümleyle başlıyor. Tartışmamız devletin kaynağını inceleyecekse, çünkü biz şimdi fark ettik ki bireyde yakalayamıyoruz. Paradokslar çıkıyor. Cevap veremeyeceğimiz şeyler. Hadi bir makroya gidelim. Topluma gidelim. İşte toplum tabii bu. Devlet değil. Ya bu devlet karşılığı şeyi, Türkçesi hiç hoş değil yani. Ya izin verirseniz bir parantez açayım. Devlet mülk demek Arapça. Burada mülkten söz edilmiyor yani. Bu kitabı devlet diye çevirmek çok yanlış. Çünkü devlet kelime kökeniyle Arapça bir şey. Bakın Türk'te de böyle zaten. Türk'ün geleneğinde de böyle. Ya biraz hani bir imparator, bir kral, bir şah, bir işte sultan vardır. Onun mülkü ve onun tebaası vardır. Bunu daha modern dönemlerde konuşacağız. Bu adamlarda böyle bir şey yok. Bunlar polis şehirler. Şehir devletler bunlar. Böyle mülk bilmem ne yok. Biliyorsunuz siz bunu. Yani girmeye gerek yok ama devlet her okuduğumda beni çok rahatsız ediyor. Asla devlet diye çevrilmemeli bana göre. Bence dedim, kentin kaynağı hepimizin birçok şeye ihtiyaç duyması ama kendi ihtiyaçlarımızı ayrı ayrı tatmin etmememiz gerçeğinde bulunacaktır. Sence devleti başka bir ilke mi kurmuştur? Çok spot cümleler bunlar. Kentin kaynağı hepimizin birçok şeye ihtiyaç duyması ama kendi ihtiyaçlarımızı ayrı ayrı tatmin etmememiz gerçeğinde bulunacaktır. Sence devletin başka bir ilkeye dayanır mı? Hayır diyor. Dayanmaz, doğru. Ya kendi ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlarımızdan dolayı toplulaştık, toplum olduk, devletleştik neyse. Ama işte tek tek de göremiyoruz bu şeyimizi. Bak Thomas Hobbes'ın çıktığı nokta işte yine. Bir insanın bir iş için başka bir insanı çağırması, diğer iş için de başkasını çağırması ve bizim böyle birçok şeye muhtaç olmamızın sonucu olarak birçok insan ortaklar ve yardımcılar olarak bir ikamet yerinde toplanır ve bu bir arada yaşamaya da biz kent ve devlet adını veririz. Öyle değil mi? Hobbes ve Locke aynen gidiyor ama Rousseau böyle bakmıyor mesela yani. Bu son okuduğumuz paragrafa, yani kitabın çıkış noktası olan Politeia'nın başladığı, kaynağını teşkil eden bu iki paragraf Rousseau'ya göre böyle değil. İnşallah o gün olur, hatırlatırsınız. Burayı hatırlayarak Rousseau'yu konuşuruz. Tamamen öyle diyor cevap olarak. 369-370. Bir insanla diğeri arasında karşılıklı alıp verme vardır. Çünkü ikisi de bunun kendileri için daha iyi olduğunu düşünür. Kesinlikle. Öyleyse gelin başlangıçtan itibaren bir kent oluşturalım kafamızda. Göründüğü gibi kentin gerçek kurucusu ihtiyaçlarımız olacaktır. Yani göreceksiniz ki hadi şimdi bir kent oluşturalım. Meşhur işte. Buradan sonra uzun bir devlet oluşturuyor. Böyle psikopatça da bir devlet oluşturuyor. Yani çok tuhaf. Çok da etkileyici bir devlet oluşturuyor. Şimdi bakın ne diyoruz burada? Adaleti gerçek anlamda konuşacaksak bunu bireyler üzerinden götürmeyeceğiz. Devlet üzerinden götüreceğiz. Politeia. Toplum üzerinden. Toplum diyelim. Toplum üzerinden götüreceğiz. Ya bu ne demek? Adaletin. Hani biz felsefede çok konuşuruz ya. Biz kavramlar üretebiliriz. Bazı kavramların nesnesi vardır. Bazı kavramların dışta bir nesnesi yoktur. Ya hep olmak zorunda değildir yani. Hani gönderimi yoktur. Mesela bir şey söyleriz, gönderimi yoktur. Mesela işte kare üçgenin gönderimi yoktur mesela. Ama bir anlamı var bunun. Kare ve üçgeni yan yana getiriyorsunuz. Anlıyorsunuz, kafanız karışmıyor. Ama öyle bir nesne yok. Öyle bir nesne hiçbir zaman da olmayacak. Şimdi Platon bize bu sayfada diyor ki, öyle bir yere getirdi ki mesela. Bak arkadaşım, adaleti biz kavramsal olarak yakalayabiliriz ama bunun nesnesi varsa bir tane nesnesi var, o da devlet. O da şehir, toplum. Adaletin başka bir nesnesi yok. Adalet bireyde görülecek bir şey değil. Ya ne kadar iddialı bir şey adamın söylediği şey. Alın buyurun tartışın bunu, yani sabahlara kadar tartışın. Binlerce sayfa yazı yazın, yazıldı da. Adalet böyle bir şey mi ya? Adalet ancak devlette ya toplumda mı tecelli eden, tezahür eden bir şey? Bireyde tezahür etmez mi?
Platon etmez diyor işte. Birey de nasıl tezahür eder? İkincil anlamda devlette bir toplumda tezahür ettiği için eder. Ya Hegel işte arkadaş bak. Hegel de böyle söylüyor. Öyle ya. Nesneltin, özneltin, nesneltinden sonra. Ya bu sonra zamansal bir sonralık değil de. Kavramsal olarak nesneltinden sonra gelen bir şey. Hatta eleştiriyorlar işte Hegel'i bu yüzden. Ya adam işte at sırtında Napolyon'u erdem diye, adalet diye, devlet diye, toplum diye bize anlatıyor. Tin diye bize anlatıyor. Bunun tin dediği şey eli kılıçlı bir asker komutan. Platon da böyle. Popper'ın şeyini bilirsiniz. Açık toplum ve düşmanlarını bilirsiniz. Bakın bu satırlara deli oluyor Popper. Yani yerden yere vuruyor burada. Kitabın ilk yarısı Platon, ikinci yarısı Marx, Hegel filan zaten. Okuyanlar bilir. Bu satırları yerden yere vuruyor. Ha bana sorarsanız Popper ne dediğini bilmiyor. Platon hesabını vererek gidiyor. Ama Platon'un acayip şeyleri çıkıyor tabii şimdi. Kitabın metni okuyanlar bilir. Öyle bir şey dedik yani şimdi. Platon'a göre adaletin bir tane gönderimi var. Somut bir nesnesi var diyelim. Bir nesnesi var. O da devlet. Ya politeyi ya neyse. Söyle bana dedim. Kentimiz bütün bunların sağlanmasına nasıl yetişecek? Bir çiftçi, bir inşaatçı, bir dokumacı olmayacak mı? Bunlara bir ayakkabıcı ve bedenimizin ihtiyaçları için başka erzak toptancılarını eklemeyelim mi? Şimdi yavaş yavaş getirmeye başlıyorlar. Bunlar lazım falan diyorlar. Bunları böyle anlatmasının sebebini de biz yine bir 100 sayfa kadar sonra anlıyoruz. Adam çünkü daha sonra toplumu insan vücudundan hareketle kurduğunu söylüyor. Mide, kalp ve beyin, akıl. Mide esnafa denk düşecek, kalp karaciğer askere denk düşecek, akıl da yöneticiye denk düşecek. Bunların her biri de kendine müstakil kompartımanlar oluşturacak. Onun asla dışına çıkmayacak. Aristoteles'in ilk itirazı da buradan gelecek. Platon'a. Bilerek böyle şey yapıyor. Bunları esnaftan sayıyorlar bu ara. Ticaretten saymıyorlar. Eski Yunan'da tüccarlar deniz aşırı, işte sınır dışı faaliyette bulunurlar. Ama bunlar işte bunu uzun uzun anlatıyor tabii. İşte ben ara ara böyle şey yapmışım, oku burayı falan diye şey yapmışım da nereleri işaretlediğimi de hatırlamıyorum. Okuyacağım artık. Ama bunlar kentin kendi içinde emeklerinin ürünlerini bir araya nasıl birbirleriyle nasıl paylaşacaklar? Devletin kuruluşunun bir araya gelmemizin esas sebebi buydu. Ha bu paylaşım için bir yönetici lazım olmaya başlayacak şimdi. Ya, o üretiyor, bu üretiyor. Şimdi bunların bir ortaklaşması lazım. Bir havuza, bir piyasaya düşmesi lazım. Oradan da şey olması lazım. Nasıl diyor Sokrates? Oldu mu şimdi filan? Yöneticiyi de koyduk filan. Daha ama hiç girişmediler yani. Bakın Glaukon çok güzel bir şey söylüyor. Eğer domuzlar için bir kent kuruyor olsaydın Sokrates, bundan başka daha bir şey istemezdik diyor. Yani işte yiyoruz içiyoruz bakın. Appetite'a hitap ederek önce ya da Spinoza'yı hatırlayın. Conatus'a hitap ederek sen şimdi bir devlet kurdun. Yani işte biz yiyoruz burada, giyiniyoruz, barınıyoruz filan. Bunun gibi şeyler. O zorunlu yaşamda kalmak için ihtiyaçlarımızı görüyoruz. E bundan toplum olmaz diyor. Bu domuzların toplumu olur. Daha sonra John Stuart Mill, Anne Liberty'yi de tam buraya gönderimde bulunuyor. Bak Sokrates domuzlar filan dedi, haklıydı filan diyor. İnşallah konuşacağız. Domuzlar için bir kent kuruyor olsaydın iyiydi. E ne yapalım diyor Sokrates. E bunun diyor filozofu nerede arkadaş, sanatçısı nerede? Sonra devamında. Yeterli otlak ve tarlaya sahip olmamız gerekirse komşumuzun toprağının bir kısmını ayırmak zorunda kalacağız. Eğer onlar da zorunlu ihtiyaçlar tarafından konulmuş sınırı hesaba katmayarak kendilerine sınırsız zenginlik isteğini bırakmışlarsa bizim toprağımıza girerler. İşte ilk defa şimdi savaş. Şimdi asker de lazım olacak çünkü. Bakın savaş sebebi ne? Sokrates'e göre ilk sebebi ne? Zorunlu ihtiyaçlar. Aynısını Acem mektuplarında Montesquieu söylüyor. Bir ülke kuruyor kafasında. Bunlar diyor süper yaşıyorlardı ama biraz da Pollyanna gibi yaşıyorlardı diyor. İşte adillerdi, dürüstlerdi, şöylelerdi, böylelerdi filan. Birbirlerine hep mütebessimlerdi, mülayimlerdi. Ama diyor dışarıdan birileri geldi, küt 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 böyle barbarca bunları yedi bitirdi. Sonra bunlar diyor ders aldı. Bir dahaki toplumuna askeri koydular diyor. Ha, bu kadar da Pollyanna olmayacaksınız yani. Hani hep bir Machiavelli tarafını şey yapacaksınız. Demek ki şimdi askerler de giriyor toplumumuza. Ama biraz sonra bak şöyle diyor. Aynı zamanda bu esaslı meşgaleye uygun bir yaratılış da gerekmez mi? Şimdi askerlerden bahsederken bizim için yine çok önemli bir kavram mizaç işin içine giriyor. Çünkü Sokrates diyor ki biraz sonra köpeğe benzetecek askerleri ve yöneticileri. Bu anlamda filozofları da köpeğe benzetiyor. Ha burada yine hakaret anlamında değil. Gerçekten yani herhalde o zamanlar ya biz aslan mesela hakaret değildir. O anlamda kullanıyor. Bunlar diyor köpekleri olacak şehrin. Tıpkı bir köpek gibi falan diyor. Şimdi iş askere geldiğinde diyor ki bak buraya bir parantez açmalıyız. Hani esnafı mesnafı kurduk. Şimdilik daha sıfatlarından bahsetmediysek bir yönetici koruyucu falan da koyduk ama bu paylaşımı sağlasın diye. Askere geldiğimizde diyor bir mizaçtan söz etmeliyiz. Neden? Çünkü diyor askerin korkak olmaması lazım. Ha şimdi demek ki bir defa
bizim konuşacağımız çokça bir alan. Geçen hafta işte buradaki paradoksu açmaya çalışmıştım. Biz bakın adaleti tesis etmek için topluma gittik. Ama şimdi zaten cesur biri lazım bize. O toplumu, o adaleti tesis etmek için lazım olan toplumu tesis etmek için cesur bir adam lazım. E bir dakika, bu cesaret bir erdemse bunu adaleti tesis ettikten sonra zaten kazanmalıydık. Anlatabildim mi? Karışık mı oldu? Ya biz adaleti niye tesis ediyoruz? Birileri erdemli olsun diye tesis etmeye çalışıyoruz. Bunu da toplum üzerinden yapabileceğimizi fark ettik. E şimdi toplumu kurabilmemiz için zaten erdeme sahip olan birileri olması lazım. Ya iyi de biz zaten erdeme sahip olalım diye bu toplumu yapıyorduk. İşte geçen haftaki paradokslardan biri bu. Cesaret oluşturulabilir bir şey değil. Bunu Aristoteles üzerinden konuşacağız. Demek ki mizaç lazım. Yani salt teorik bir şey değil derken geçen hafta bunu söylüyordum. Ama o zaman ne diyeceğiz baba filan derken de bu paradoksu, bu çıkmazı söylüyordum. Demek ki bize konu asker olduğunda bir defa cesur adam lazım. Çünkü devamında diyor ki ya arkadaş, hani diyelim birini eğitirsin, matematik, fizik öğretirsin ya da çapa yapmayı falan öğretirsin, dülgeri öğretirsin falan daha. Ya konu asker olduğunda, daha sonra sanatçılarda da benzerini söyleyecek. Asker olduğunda bunlara bir de mizaç gerekiyor. Yani sen çünkü korkak adama cesur yapamazsın. Bu askerlerin doğuştan cesur olması lazım. Haklısın falan diyor Adeimantus da Glauco. Ama diyor burada da bir problem var. Şimdi bu adam diyor cesur olduğu için herkese karşı cesur olur. Şimdi bu adama bir de dostu düşmanı da ayırt etmemiz lazım. Ya bu adam dosta karşı müşfik, düşmana karşı cesur olmalı. Şey diyor işte. İşte köpekliğini orada göstermeli. O yırtıcılığını orada göstermeli. Yoksa diyor bu adam herkese yapar. Bak görüyorsunuz, sivil dünya hep askerlerden çekmiştir yani. Bunu herhangi bir imada bulunmaksızın bütün dünyayı kastederek ve bütün tarihi kastederek söylüyorum. Hatta meşhur bir analizde işte dünya ikiye ayrılır. Siviller ve askerler falan derler yani. Bir ironi yapmak için. Çünkü asker, herkese asker oluyor. Sokrates diyor ki, şimdi öyle bir zor bir şey ki bu. Bu adam cesur, biraz çılgın, köpek gibi. Ya tırnak içinde söylüyorum. Hani bu böyle amacını aşarak şey olmasın yani. Metne sadık kalarak söylüyorum. Ya da yırtıcı aslan gibi diyelim, şey olmasın yani. Ama bu herkesi ısırır arkadaş. O zaman bu adamı eğitmemiz lazım. Ha, iş şimdi eğitime geliyor yavaş yavaş. Bu eğitimi nasıl yapacağız acaba? Çünkü geçen hafta hatırlayın, söyledik ki işte bu eğitimin bir kısmı zaten irrasyonel. Çünkü eylem alanını adamı sınıfa oturtarak anlatmaya çalışacağız. Problem bu. Peki Glaucon bakın bunu diyor işte. Eğer yaratılışları böyle olacaksa. Ama bakın bu mizaca dikkat edin şimdi. Çünkü daha sonra Platon mizacı üçe ayırıp bütün sistemini yavaş yavaş kurmaya başladığında şimdi böyle denemeler yapıyorlar. İş yükselmeye başladığında altın, gümüş ve tunç diye üç mizaç çıkaracak ortaya. Beyaz yalan diyor buna işte. Bir mizaç var. İşin irrasyonel tarafını oluşturan işte. İşte sorun da bu mizacı eğitmek zaten. Bunu kim yapacak ve nasıl yapacak? Peki Glaucon, eğer yaratılışları böyle olacaksa birbirlerine diğer vatandaşlara yırtıcı olmaktan nasıl sakınacaklar? İşte bunu kastediyorum. İşte köpeğin bu şekilde davrandığı açık ama bu konuya daha önce hiç dikkat etmemiştim. Bu kesinlikle köpeğin doğasının keskin bir özelliğidir ve gerçek bir bilgelik sevgisini gösterir. Şimdi burada ben tabii atlayarak gidiyorum. Askeri de köpeğe benzetiyor. Yöneticiyi, filozofu da köpeğe benzetiyor. Ama daha henüz onları böyle parlatarak işte şu adama en son karar kıldık. Yani yavaş yavaş heykeli buduyorlar yani. Daha ortaya çıkmadı. Şimdi işte öyleyse eğitim lazım diyor. Adeimantus işin içine giriyor. Bu arada ne kadar oldu? Tam 10 dakikaya bitirelim artık. Açtık, çok açtık. Ve çok gerideyiz ya. Ben bunları çok rahat halledeceğimizi düşünüyordum yani. Öyleyse sevgili Adeimantus dedim. Bu konu tartışmayı uzatsa da yarıda kesmemeliyiz. Eğitime geldi. Hayır, kesmemeliyiz. Hadi öyleyse sanki hikaye ve masal anlatıyormuşuz ve biz ve bol bol zamanımız varmış gibi bu adamları sözümüzle eğitelim. Bakın şimdi hikaye ve masal anlatıyormuşuz. Daha sonra ya da bilmiyorum şimdi daha önceden söyledi. İnsanlar bize gülecek ama diyor. Yani biz bir toplum kuralım hadi girişelim. Gerçi insanlar gülecek de böyle manyak manyak şeyler işte idealist şeyler söylüyorsunuz falan diye. Ya farkında aslında yani biraz bir taraftan olmayacağının farkında bu işin. Eğitimimiz nasıl olacak? Uzun yılların ortaya çıkardığından beden için jimnastik, ruh için müzik. Ben olsam yine bunu böyle yazardım yani. Yine böyle bir spot cümle. Beden için jimnastik, ruh için müzik. Şimdi burada hemen bir parantez açmak isterim. Ya bundan daha iyisini bulmak zor değil midir? Zordur. Eğitime jimnastikten önce müzikten başlamayalım mı? Elbette. Müziğin altına hikayeleri dahil ediyorsun değil mi? Evet ediyorum. Burada ne demek istiyor? Müziğin altına hikayeleri dahil etmek istiyorsun. Ha, bu müzik meselesini biraz bir iki cümleyle konuşmak istiyorum çünkü. Rapsodi dostları kastediyorlar. Yani burada müzik derken hem bizim bugün anladığımız müzik, işte neyse enstrüman filan, hem bunu kastediyorlar. Ama aslında şiirsel müziği, Musalardan bahsediyorlar biraz da. Başımıza ne bela açıyorsa bu müzik altındaki şairlerin açtığından geliyor filan diyor. Rapsodi dost nedir? Ion diyaloğunu anlatır. Özellikle konu budur Ion'da. Rapsodi dostlar
Böyle sahneye çıkarlarmış eskiden beri yani Homeros'tan zamanında 8. 7. 8. yüzyıldan beri filan. Bunlar böyle tek başına acayip de bir maharet yani. Kozmogoni filan anlatırlarmış. Tanrıları anlatırlarmış. Sahneye çıkarlarmış. Yani böyle bir örnek siz verin ya. Kim Rapsoidos? Sesiyle müzik yapabiliyor, insanları coşturuyor, ayağa kaldırabiliyor, indirebiliyor filan. Bakın bütün tiyatronun temeli bu. Yani bilinen en eski, ilk primitif hali tiyatronun. Adam tek başına, genelde tek başına oluyor bu. Çıkıyorlar bak bu operanın filan dayandığı yer. Karizmasını oradan alır hala opera. Çıkıyorlar böyle filan diye. Bazen güldürerek, bazen şey yaparak, ağlatarak ama genellikle ağlatarak. Çünkü tragedya önemlidir. Yani Rapsoidosların ana konusu hep tragedyadır, komedi değil. Çünkü komedya Aristoteles yine bunu şey yapıyor. Kendinden daha aşağıda olanları konuşmaktır. Oysa tiyatronun ilk hali tanrıları konuşmaktı. O Deus Meşini falan düşünün hani en son tanrı giriyor oraya falan. Tanrıları konuşmaktı. Tanrılar bizden ontolojik olarak yukarıdadır. Öyleyse saygı duyulmalıdır. Öyleyse buna tragedya denir. Yani ağlatılan işte hüzünlü şey değildir aslında tragedya. Statü olarak bizden yukarıyı konuştuğumuzda mesela o yüzden siyaset hep şey komedyanın konusudur. Tanrılar tragedyanın konusudur. İlahi komediyi hatırlayın. Niye şimdi adı komedya? Tersten bakıyor işte şey buna Dante. O yüzden komedya diyor. Hem tanrıları konuşuyor hem komedya diyor. Bakın ne kadar İmalı bir ifade. Yani ne kadar ayağı yere basıyor. Yani ne istediğini biliyor Dante. Yunan'ı da iyi biliyor. Şimdi bu Rapsoidoslar tutuyorlar böyle Homeros'un, Hesiodos'un, Orpheus'un filan hikayelerini ağızlarıyla böyle işte müzikler de yaparak ya da illa müzik yapmak zorunda değil işte böyle masallar anlatarak birazdan hikayeler filan diye aşağılanacak onlar. Ya aramızda kalsın da işte Nihat Hatipoğlu'nu kastediyor bana göre. Benim gözümün önüne bu geliyor yani. İşte peygamber böyle yapıyordu filan diye işte karşıdakiler ağlıyor filan böyle. Bu rapsodi işte. Burada diyor ki müziğin altına hikayeleri de dahil ediyorsun değil mi? Evet diyor. Biraz sonra peki bu eğitime nereden başlayalım dediğinde işte bu müziğin altındaki hikayeleri önce eleyeceğiz diyor. Bu Homeros'un abukluklarını, Hesiodos'un abukluklarını anlatmayacağız insanlara diyor. Neyse geçtik. İşte o zaman çocuklarımızın rastgele 377 A. O zaman çocuklarımızın rastgele öğretmenlerce uydurulmuş rastgele hikayeleri dinlemelerine ve böylece kafalarına büyürken edinmelerini istediğimiz düşüncelere büyük ölçüde zıt fikirlerin girmesine açıkça göz mü yumacağız? Ya bu şiirden başlayacağız. Bunları eleyeceğiz. Ya tanrılar şöyle yaparken, böyle yaparken, o ona tecavüz ederken, bu bunu kıskanırken, bu bunun malını çalarken filan biz çocuklara bunları yapmanız diyeceğiz diyor. O zaman çocukların bakın çok da iyi bir ifade var. Hikayeleri dinleme. Böylece kafalarına büyürken edinmelerini istediğimiz düşüncelere, büyürken edinmelerini istediğimiz düşüncelere bir ayar çekmemiz lazım. Schopenhauer din üzerine makalesinde bak diyor din sadece çocukta diyor iş görür. Bir insan çocukluğunda dini diyor almadıysa o çocuğa dine dair bir şeyler hani o ergin adama dine dair bir şeyler belki daha sonra mantıklı gelebilir ama hiçbir zaman çocukluğunda yakalayan kişi gibi olmayacaktır diyor. Yani vereceksen eğitimini buna göre ver. Vermeyeceksen de yine bunu bilerek ver yani. O zaman hikayecilerimizin üzerine bir sansürleme ile başlamalıyız. Popper deliriyor bu kavramı. Bu sansürü çok kullanıyor Popper. Sen kimsin ulan diyor yani. İşte şunu sansürlüyorsun, bunu sansürlüyor. Çünkü liberalizme tam karşı bir şey. Neyin sansürü? İşte beyaz sansür. Russo kullanıyor bunu daha sonra. Russo ben bu kitabı eğitim kitabı olarak aldım. Adalet kitabı olarak almadım diyor. Ya da devlet kitabı olarak da, toplum kitabı olarak da almadım. Çünkü Russo bu kitabın, Emily de söylüyor bunu. Bu kitabın toplum oluşması az önce dedim Russo'nun buna itirazı var yeri gelince söyleriz. Burada Platon yanılıyor diyor. Ama devamındaki şeylerin hepsinin altına imza atıyorum diyor. Eğitimini. Bu eğitim doğru bir eğitim falan diyor. Biz onu daha sonradan işte pozitif özgürlük ve negatif özgürlük tartışması içerisinde uzun uzun konuşacağız inşallah. Cemal ya da Rukiye notunu al tamam mı? Ben böyle dediğimde de notunuzu alın bana hatırlatın ben unuturum böyle gaza gelip söylüyorum. Tamam bitiyor 4 dakika. O zaman hikayecilerimizin üzerine bir sansürleme ile işe başlamalıyız. Ya bu aslında iyi geliyor. Şimdi tutup da şu tanrı buna böyle yaptı, bu tanrı buna böyle yaptı deyince bakın ya diyelim ki hani o dinin daha böyle bugüne gelmeyecek, bugünün aklına uymayacak şeylerini sansürleyelim arkadaşım desem muhtemelen çoğunuz itiraz etmez. Ama Popper sen bir şeyi haklı bulup da sansürlersin. Bir iki başka bir şey komünist toplumu düşünün. Zaten Popper'ın ikinci yarısı da bu komünist toplum. Komünist toplumlar da diyor kendi ideaları uğruna birçok şeyi sansürlediler. Ve çoğu da korkunçtu. O zaman siz hiyerarşiler bütününden oluşan bir toplum oluşturacaksınız. Asla liberal olmayacak. Zaten şimdi Mars'a da gitsek liberalizm kimin umurunda? Platon'a da gitsek liberalizm kimin umurunda? Dine gitsen liberalizm kimin umurunda? Anglo-Amerikanlardan başka kimse umursamıyor. Almanlar da umursamıyor liberalizmi. Gidin Fichte'ye, gidin Kant'a, gidin Hegel'e. Ne liberalizm ya? Fransızlara gidin ne liberalizm ya? Bu anlamda gerçekten yok. İşte neyse konuşacağız. Burayı bitiriyorum. O zaman hikayecilerimiz üzerine bir sansürleme ile işe başlamalıyız. İyi yaptıklarını geçirmeli, iyi yapmadıklarını geri çevirmeliyiz. Şimdi bununla bitirelim. Bakın bu cümleyi bana hatırlatın tamam mı? 377 A bu. İyi yaptıklarını geçirmeli, iyi yapmadıklarını geri çevirmeliyiz. İşte sorun burada. İyi ne? Ama Platon'a göre burada bir sorun yok. Çünkü bence zaten iyi diye bir şey var. Kendinde agaton diye bir şey var.
Bunu da en başta Sofos görüyor, filozofa anlatıyor. Filozof da anlatılabilir kısmını vatandaşa anlatıyor. Anlatılamaz kısmını da toplumu kuruyor. Doğrudan toplumu kuruyor. O yüzden iyi diye bir şey var. Platon bunların hepsinin farkında. Kurduğu bütün cümlelerin farkında. Haklı demiyorum ama farkında, bilerek kullanıyor. Ama biz bugün o nesnel iyi, yani nesnel iyi demeyeyim, kendinde iyi, Agaton'u ya da buna benzer şey, Kant'ın Dingazi'yi gibi elersek, o zaman ya iyi olanı yapalım, iyi olmayanı işte izin vermeyelim falan dersek, ya iyi neye göre ki? Ki az önce bir uzlaşıdan bahsettik, gücün iktidarından bahsettik falan, bak hepsi gidiyor. Yani Platon ayakları yere basa basa ilerliyor. Şu cümlelerle bitireyim. Platon, bunu daha önce burada söyledim ben. Mağaradan çıkan adam var ya, bu kitapta anlatılacak daha bir epey bir sonra. O mağaranın içindeki işte o doksadan çıkıp da zincirlerini kırıp da dışarı çıkacak olan adam tekrar mağaraya niye giriyor? Çünkü biz düşünce dünyasında o mağaradan çıkıp bir daha o mağaraya girmeyen binlerce adam tanıyoruz. Gidin Schopenhauer'e, işte küstü gitti. Nietzsche delirdi. Wittgenstein savaşta ölmeye çalışıyordu. Ama Platon'un sofosu Sokrates şehre giriyor. Mağaradan çıkıyor, şehre giriyor ve bir daha şehirden hiç çıkmıyor. Savunmasında diyor ki ben bu Atina'dan hiç çıkmadım arkadaş. Sen şimdi beni öldürsen de çıkmam. Ben felsefe yaparım ve bunu burada yaparım. Başka bir yerde değil, çünkü ben burada öğrendim bunu. Bu mağaradan çıktım, şimdi giriyorum. Peki niye giriyor? İnsanlara iyiyi, güzeli anlatmaya değil. Ya yani burada kullandığımız anlamda adaleti, ya yani iyiyi, güzeli ve adaleti, bu üçü. Bunları anlatmaya değil. Mizaçları yakalayıp, kendisi Sofos ya, biliyor çünkü. Az önce keskin görüş sahipleri demişti. Keskin görüş. Ben keskin görüyorum. Ben mizaçları görmeye, yani Sokrates şehre insanların mizaçlarını görsün. Desin ki Cemal sen bunu yapacaksın. Rukiye sen bunu yapacaksın. Sen işte Ahmet asker olacaksın. Sen bürokrat olacaksın. Keskin görüş sahibi olduğu için de yanılmıyor. Dolayısıyla mağaradan çıkan adam artık bir sofos olarak, bilgi olarak mağaraya, insanlara felsefe anlatmaya gelmiyor. İyi bir toplum kurmaya geliyor. Bizatihi eylem alanına sokmaya geliyor. Çünkü Platon benim geçen hafta anlatmaya çalıştığım paradoksun fazlasıyla farkında. Felsefe anlatılabilir bir şey değil. Bizzat eylendiğinde felsefe olur. Ki ben de zaten felsefe için hiçbir şey yazmamıştım dedi. Bunlar son cümlelerim. Ders bitti, tam 23.30. 2 saat biraz ara verdik filan, bir de giriş yaptık. Tamam. Şimdi ekleme, çıkarma, soru, cevap ya da yeterince 2 saat sürdü filan derseniz kapatabiliriz. Benim sunumum bu kadardı. Kaydı durdurabiliriz.